Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca 12'ye kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içeri sabah olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için, önerileriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii günün önüne çıkan başlıklar önce biliyorsunuz dün Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor konuk oldu. Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Daha önceki günde biliyorsunuz Trabzonspor Kayserispor'u 1-0 mağlup etmişti. Tabii son dönemde en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu yeni çıkacak olan spor yasasıyla alakalıydı biliyorsunuz. MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı spor yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dün özellikle sosyal medya hesabından da Sayın Sancaklı sosyal medya hesabından da bununla ilgili düşüncelerini aktardı. Türk sporunu ve futbolunu tabii detaylı bir şekilde diyeceğiz ama onun için birkaç tane böyle başlık çıkarttım. Onunla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Türk sporunu ve Türk futbolunu yöneten kişiler kimler? Sporun içinde olmayanlar yönetmeye geliyor. Her yabancı futbolcu alınmayacak. Yani hep konuşuyorduk ya bu işte sporun içinden gelenler yönetsin tarzında hep burada konuşuyorduk. Sayın Saffet Sancaklı yeni yasa içerisinde buna da bir yer ayırdığını belirtiyor. Tabii bir de ülkemizde maalesef tamamen yabancı transferlerle ilgili yapılan yanlış transferler de var. Onlarla da ilgili artık her yabancı alınmayacak. Belli bir kriterler koyacağız diyor. Nasıl İngiltere bunlara kural koymuşsa kötü oyuncu alma şansı yok. Biz de diyor kimi yakalarlarsa alıp getiriyorlar buraya diyor. Bir de bu şimdi tabii son dönemlerde biliyorsunuz kulüp başkanları özellikle bu yasanın çıkmaması yönünde bazı düşünceleri vardı. Kendileri ilgilendiren kısım. İşte eğer bu yasa çıkarsa diyorlardı hatırlarsanız kulüp başkanları. İşte kulüplerin çek başkanlar ve yöneticiler bulamazlar tarzı açıklamaları vardı. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim diyorlar ki bu yasayı çıkarırsanız eğer yönetecek adam bulamazsınız. Başkan ve yönetici bak bu Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam mı yok? Bir siz mi şereflisiniz tarzında çok sert bir açıklaması var. Sayın MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yeni yasayla ilgili yabancı kurallarıyla ilgili transferlerle ilgili menajerlerle ilgili çok detaylı zaten açıklamalar yaptı. Onu tabii ilerleyen dakikalarda aktaracağım size. Bu önemli çünkü konuştuğumuz konulardan bir tanesi hep şunu söylüyoruz. Sporun içinden gelenler yönetmeli diyoruz ki bu yeni yasada bunun biraz daha önün açıldığını görüyoruz. Tabii bir yandan da bu hafta gözlerimiz, kulaklarımız, her şeyimize bakacağız. Neye bakacağız? 13 tane hakeme bu hafta maç verilecek mi? Biliyorsunuz MHK 7 aydır tabii 3. MHK başkanı geldi. Sabri Çelik yeni MHK başkanımız oldu. Ferhat Gündoğdu, Serdar Tatlı ile başlayan yeni dönem Ferhat Gündoğdu ile devam etti. Ferhat Gündoğdu'dan sonra da Sabri Çelik MHK başkanı oldu. 13 tane hakem kadro dışı bırakılmışlardı. Onlara biliyorsunuz af çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmaları çok fazla konuşuluyor futbol camiası içerisinde. Sadece Cüneyt Çakır'a çok ilginç bu. Sadece Cüneyt Çakır'a af çıkabileceği konuşuluyor. Böyle bir duyum var. Tabii net bir bilgi değil. Onu şimdiden söyleyeyim. Onun sebebi de biliyorsunuz Cüneyt Hoca Katar'a Dünya Kupası'na maç yönetecekti o zamanlar biliyorsunuz kadro dışı kalmadan önce. Orada gitsin maç yönetsin diye böyle bir karar çıkacağı konuşuluyor. Tabii bu dediğim gibi net değil bir duyum. Eğer öyle bir karar çıkarsa mutlak surette diğerlerin neden alınmadığı net bir şekilde Sayın Sabri Çelik tarafından açıklanması gerekiyor. Evet, devam edelim konu başlıklarımıza. Gazetelerde ön plana çıkan başlıklara baktığımız zaman da Trabzon'dan da kötü haberler gelmeye başladı. Sakatlık anlamında. Çünkü hakikaten bir iyi bir kötü haber var. Onu söyleyeyim. Sakatlığı nedeniyle Kayseri maçında kaçıran Janini idmana çıkarken Vakayeme'den kötü haber geldi. MR sonucunun adresinde birinci derece kas yaralanması tespit eden Nijer Yıldız'ın Adana Demirspor'a karşı oynamasının imkansız gözüküyor. Birinci derece kas yaralanması yaklaşık tahmin ediyorum
2-3 maç gibi gözüküyor. Yırtık olsaydı zaten sezonu kapatmış olur. Zaten kalan 4-5 hafta bir şey kaldı ama inşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşur. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın defteri kapattığı tarzda haberler var. Onu zaten detayını birazdan ben de vereceğim. Galatasaray'da biliyorsunuz bir türlü kongreyle ilgili her dakika mahkeme kararları çıkıyor. Olağanüstü seçim genel kurulu toplantısının tedbirini durdurması için dava açan Fırat Develioğlu 50 bin lira teminatı yatırmış ve şunu söylüyor: Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine geçecektir. Bana dur demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım diyor. Onun da detaylı çok açıklamaları var. Özellikle bu tüzükteki bu İbra olayının da mutlak tüzükte şekilde tüzükten kaldırılması, değişmesi yönünde de düşünceleri var. Öte yandan baktığımız zaman Okan Buruk'la ilgili biliyorsunuz Galatasaray'ın çok ısrarı var. Özellikle Metin Öztürk'ün getireceği yönde bugün sabah gazetesinde Okan Buruk'la yapılan bir röportajlar var. Vakayemen'in demin de söylemiş olduğum hem sakatlık var, bir yandan da imza ile ilgili bazı pürüzler devam ediyor. Hala kontratla anlaşmanın sağlanmadığı yönde bazı ifadeler var. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları var. Öte yandan Batshuayi ile ilgili kulübünün başka takımlara satma durumları var. Yani çok haberler var. Birazdan onların hepsine geçeceğiz. İsterseniz önce bir dinleyicimizi alalım. Bir de Alexander Sherlock'la ilgili de biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de devreye girdiği yönde haberler var ama tabii programın ikinci bölümünde bu Sherlock'la ilgili onun sözleşmedeki özel maddeler nedir, ne değildir, nasıl transfer olur, Türkiye hangi takıma gidebilir? Onları da detaylarını ikinci bölümde vereceğiz. Günaydın. Günaydın. Alo. Günaydın Aygün abi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osmaniye'den Mehmet ben abi. Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Abi o kadar madde saydınız. Şu Bursa Spor'un basketbolda Obradovic'in Partizan'ı yendiğini ekleyemedim. Ekleyeceğiz ya. Ekleyeceğiz. Hepsi var. Hepsi var. Konu başlığında silahı var. Hepsi var, merak etme. Onu da ben ekleyeyim. Hadi abi. Hadi ekle bakalım. Helal olsun adamlara. Helal olsun tabii ki. Vallahi siz adamlar Koroş Kupası diyelim eski adıyla. Şimdiki adını tamamen unuttuğum için. Yani favorisini yendiler, elediler. Tek maç üzerine olunca sürpriz yapıp. Doğru. Tekrar başarıların devamı diler. İnşallah Juventus'u da yenerler. İnşallah. Kupayı da alırız diyorum. Spor yasasında Saffet Sancaklı'ya sonuna kadar destekliyorum abi. Yani takım gelirleri düştü. 500 milyon dolardan. Şimdi ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum ama dünden Şansal Büyük'a açıklama yapmıştı. Büyücü Türkiye yeniden verildi 150 milyon dolara mı, euroya mı? Zaten bir resmi açıklama yok. O Şansal Büyük abi dün açıklaması. Evet abi, resmi açıklama yok ama inşallah almazlar diyorum. Şeyde Türk futbolunun içinde bulunduğu durum bu. Takımlarımızın geliri 20 milyon dolarları geçmiyor ama transferlerimize bakıyoruz. 50-60 milyon dolarlık her dönem transferler yapıyoruz. Ondan sonra vay biz battık, devlet bize yardım etsin. Devlet bize bakmıyor. Daha sonra da diyoruz devlet siyaseti hiç devlet siyasetin içine giriyor diyorsun. Çeksin elini. Bir karmaşa düzen orada devam ediyor. Fenerbahçe taraftarıyım abi. İnşallah İsmail Kartal devam eder. Löw'e çok karşıyım abi. Löw'ün geldiği zaman sonu nasıl olacak biliyor musun abi? Aynı Mesut Özil gibi. Löw'ün futbol dışında ticari bir şeyi de var, çalışması da var. Daha önce medyalardan duymuştuk. Adam futboldan çok ticaretten kazanıyor. Başkanımız eğer onu getirirse 7-8 maç sonra devam edecek. Elle futbola odaklansın, ticareti bir kenara bıraksın diyecek. Ondan sonra birinci yarının sonunda biz Löw'ü göndeririz. Ben Löw'e karşıyım. İnşallah İsmail Kartal devam eder. Çünkü İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de ikinci dönemi. İlk döneminde bir tane bile transfer yapılmadan takımı bu hafta oynayacağımız Rize maçına kadar şampiyonluğun en büyük adayıydı. Malum olaydan sonra 4 Nisan'daki takımımızın kurşunlanması, takım otobüsünün kurşunlanması olayından sonra takımımızın şampiyonluğu elden gitti. Canımız daha önemli, futbolcularımızın canı daha önemli. Onların canı sağ olsun. İnşallah ikinci şansı hak eder İsmail Kartal diyorum. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var. Peki. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak. Evet, zaten konu başlıkları içerisinde tekrar söyleyelim. Bursa'da Eurocup'ta adeta tarih yazdı. Onu zaten okuyacaktım. Eurocup'ta ülkemiz temsil eden Frutti Extra Bursa Spor müthiş bir başarıya imza atıp çeyrek finale yükseldi. Obradovic'in çalıştırdı. Sırp ekibi Partizan'a konuk olan Yeşil Beyazlar normal süresi 84-84 biten maçı uzatmadan 103-95 kazanıp tur atladı. Bursa Spor'a helal olsun diyoruz. Öte yandan tabii ki bravo Bahçeşehir diyoruz. Kırmızı Ejderler FIFA
defa Avrupa Kupası'da şampiyonluk ateşini yaktı. Final serisinin ilk maçında İtalya ekibi Reggio Emilia'ya konuk olan temsilcimiz deplasmanda kazanıp 27 Nisan'daki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti diyelim. Çok çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye tüm hızıyla devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Aygün abi, günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Abi, ben Mehmet. Konya'dan arıyorum. Arka arka ikinci Mehmet. Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Buyurun. Abi, ben de Fenerbahçeliyim. Hı hı. Bu teknik direktör konusuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun abi de. Buyurun. Abi, şimdi yani yönetim çok zor bir durumda bana göre. Yani çünkü İsmail Kartal'la devam etse, yarın gelecek sezon başarısız olsak, örnek veriyorum 3 maç üst üste kaybetsek, yani çok büyük eleştiriler alacak. Hani yerine kariyerli Löw olur, mesela Jorge Jesus'tur, ikisinden birisi gelse bile yine aynı şekilde işleri kötü gittiği zaman bu sefer İsmail Kartal'la devam etmedi diye yine çok büyük eleştiriler alacak. Yani şu anda yönetimin işi gerçekten bana göre çok zor. Hı hı. Ama yani benim düşüncem, ne olursa olsun, mesela İsmail Kartal kararı da verirse veya bir yabancı teknik direktörle devam edilmek istense bile, hani nasıl bu sene şu anda takım bir toparlandı, taraftar olarak, cami olarak bir birleştik. Yani yine o şekilde devam etmeliyiz diye düşünüyorum abi. Anladım. Yani 3 maç kaybettik, 2 maç puan kaybı oldu mesela, örnek veriyorum. Bu diye bu şekilde hani şey yapmak istemiyoruz abi. Nasıl desem? Yani dağılmak istemeyelim, yani öyle dağılmayalım, yani onu söylemek istiyorum. Abi de şunu söylemek istiyorum. Ben yani geçmişte bence Ali Koç yönetimi geldikten sonra abi, yani taraftar ne istediyse onu yaptı diye düşünüyorum abi. Mesela Ersun Yanal dedik, Ersun Yanal geldi. Gitsin dedik, gitti abi. Yani ya bu konuda da yönetimi eleştiriyorum aslında, yani biraz da sosyal medyada oluşan çoğunluğun yaptığı baskıyla mı? Artık neyle bilmiyorum ama. Ya, kulübü zaten sosyal medya yönetmemesi lazım. Kulübü taraftar, tamam, taraftar zaten elinden gelen ama yani kulübü taraftar yönetmiyor. Başkanlar yönetiyor. O zaman eğer kulüp başkanları sosyal medya üzerinden etki altına kalıyorsa, o zaman başkanlık yapmayacaklar. Kulüpleri sosyal medyalar ve taraftarlar yönetecek. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum abi ya. Bilmiyorum yani, sosyal medyada şimdi ne dendiyse, mesela çoğunluğu Ersun Yanal dedi. Sosyal medyada bu çok fazla dile getirildi. Çok fazla paylaşım yapıldı mesela. Ersun Yanal geldi. Örnek veriyorum. Bu sefer eleştirildi, gitti mesela. Yani ben bu ya yönetimi bu konuda eleştiriyorum yani abi, doğrusu. Yani senin dediğin gibi yani sosyal medyanın baskısı altında kaldığını düşünüyorum yani. Taraftar baskısı altında kaldığını düşünüyorum yani. Anladım. Peki var mı ekleyeceğim bir şey? Yani. Yok abi, teşekkür ederim. Kolay çok gelsin. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Konya'ya da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Sevgili Mehmet kardeşimize. Batu 1926. Günaydın abi, yayınlar. Her mağlubette ortada karıştan kulüpler son birkaç haftadır sessiz. Çok ilginç, devamını söylüyorum. Bence düşme kaldırıldı ve kulüplere bu söylendi demiş. Hakikaten düşme kaldırılsa sizin düşüncenizi çok merak ediyorum. Yani bu anlamda da bir soru soralım, yeni bir başlık açalım. Böyle bir şey olur mu diye. Tuncay Toraman'ı okuyalım, ondan sonra dinleyicimizi alalım. Günaydın Yeşilçam'ın yakışıklı artisti Aygün abi. Abi, sosyal medyada İsmail Kartal ile %90 devam kararı almışlar. Umarım öyle değildir. Ben kaliteli yabancı hocadan yanayım. Artık Sayın Ali Koç açıklasın, neden bu kadar bekliyoruz. Sevgiler saygılar, Hollanda'dan Tuncay Toraman demiş. Tabii sosyal medyada çok fazla şu anda anketler yapılıyor. Kalsın mı gitsin mi diye çıkan anketlerin bazılarında İsmail Kartal devam etsin var, kiminde yok. Ama tabii bu anketlerin, şöyle söylemek lazım, ortaya açılan bir anket. Yani ben de bugün bir anket yapsam, benim sosyal medyada takipçilerim arasında Fenerlisi var, Beşiktaşlısı var, Galatasaraylısı var, Trabzonlusu var. Yani bu anlamda herkes oy kullandığı için bence tam anlamıyla böyle bir net cevap alamazsın. Sadece Fenerbahçelilerin katıldığı bir anket çok zor, yapamazsın. Ancak onu da kongreler arasında yapabilirsin. Veya onlarla bir mesaj atarsın. O mesajlara göre, ben cevaplara göre kulüp içerisinden mi yapılabilir, ama kolay değil sosyal medya hesabından böyle bir anket yapmak. Çünkü sonuçta rakip takımla ilgili farklı düşünce olan taraftarlar da ona göre oylarını kullanarak çok farklı yönlendirebilirler kulüpleri. Günaydın. Günaydın, hayırlı günler Aygün abi. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Ben Tolga, gıda mühendisi Tolga. Buyurun Tolga Bey, hoş geldiniz. Sizi düşürüyorum, keyif alıyorum. Aynı şekilde.
düşüremiyorum. Şimdi Aygün abi, başkasını düşüremiyor. Bir dakika. Başkasını düşüremiyorsan demek ki bir sıkıntı var. Beni düşürebiliyorsan. Evet. Ne oldu? Reytingler mi düştü Hakan? Abi Hakan da telefonları gösteriyor. Bütün lambalar yanıyor abi diyor. Abi bence sıkıntıdan değil de herhalde kalpler sevdiğiyle beraber. Ha, kalpler beraber diyorsun. Kalpler beraber. Ondandır. Aygün abi, ben şimdi Fenerbahçeliyim. Ali Koç yönetimini çok başarısız buluyorum. Ama tabii ki destekliyoruz. Yani sonucunda inşallah bir şeyler olur diye nihayetinde destekliyoruz. Hani bir cıngar çıkartma eğiliminde değilim taraftar olarak. Kimseye de öyle olmamasını tavsiye ediyorum ama basketbolda mesela mahvolduk biz. Yani basketbolda Obradovic keşke kalsaydı ama diğerlerinde birazcık ucuz transferlere yetiştirmek üzere transferlere gidebilirdik. Yani bizim için basketbol da çok önemli. En büyük başarımız orada. Galatasaray'ın UEFA kupası varsa bizim de Euroleague kupamız var. Yani sonucunda spor kulübü olarak baktığınızda UEFA kupası Avrupa Fatih diyorlarsa biz de spor kulübü olarak Şampiyonlar Ligi'ni almış bir durumumuz var. Onun için basketbolu çok fazla göz ardı etmememiz gerekiyordu ama edildi maalesef. Bir de Fenerbahçe olarak şuna karar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi Löw ya da İsmail Kartal deniliyor da bence Ali Koç yönetiminin sayınları ekleyemiyorum, özür dilerim ama sayınları eklemiş olayım. Hani Sayın Ali Koç falan bir de bu çıktı ama ya şimdi şu neden o çıktı biliyor musun? Şöyle sana söyleyeyim. Yani ben de mesela bazen bir isim söylüyorum. 3 dakika sonra mesaj geçiyor. Senin asker arkadaşın mı, niye sayın demiyorsun tarzı. Mesela bu tip takılan bazı insanlar var ama bence de şimdi kulüp başkanları hakikaten sayını futbolculara yani söylenmesi gerekiyor normal şartlarda. Onu söylemekte fayda atlıyoruz. Var. Atlıyoruz. Bunlar art niyetli hiç kimse değil. Atlanıyor. Ama insanlar onu öyle düşünüyor işte. O bak oyuna evet. imkanı verdin. Sen şöylesin işte niye ona sayın dedirtmedin falan gibi var. Yani niye ona bence Fener diyor. Niye Fenerbahçe demek. Sayınları eklemiş olayım diye seni de mağdur etmemek. Yok estağfurullah adına. Estağfurullah. Şimdi bir de burada taraftarlar olarak mı Fenerbahçe olarak seçim yapmamız gerekiyor. Çünkü ben Löw ve Jesus'un gelebileceğine inanmıyorum. Gelse bile Fenerbahçe'nin zor durumda kalacağına inanıyorum. Buradaki seçimimiz şu olmalı. Yani çok fazla bütçeyle mi gidip, çünkü Avrupa'da ne kadar da bütçemiz olsa başarılı olacağımızı düşünmüyorum abi ben. Çünkü sadece 3 futbolcu getirebilecek Fenerbahçe, Löw'le de olsa 4 futbolcu getirebilecek. 4 futbolla Avrupa'da hangi futbolcu futbolda başarı yakalayacaksın? Ama Arda gibi diğer gençleri görmek istiyorsak ve bunları çok peki bu gençlerin, bu gençlerin önümüzdeki yıllarda A takımlarda oynayabileceğine ihtimal veriyor musun ilk 11'lerde? Ben yani abi oynatılmasına ihtimal, oynatılması gerekiyor. Yani doğru. Ama oynatılmayacak, onu söyleyeyim. Gerekiyor. Ama oynatılmayacak. Tabii ben onu biliyorum. Çünkü neden abi? Biz havanın, yani Türkiye'de esen havaya göre hareket ediyoruz. Gerçeklere göre değil. Mesela bir bakıyorsunuz bugün Dortmund'un bana ismini say deseniz Haaland'dan başkasını sayamıyorum ben. Doğru. Kim oynuyor diye. Ya da ama çok başarılı Porto'ya bakıyorum. Ya bizden Çaykur Rize'den bir tane Cezayirli mi İranlı mı oyuncu gitmiş 20 gole yakın gol atmış. Ya Çaykur Rize'de niye kalmamış o? Yani biz demek ki futbolcudan da anlamıyoruz. Yani Porto görüyor bunu. Biz göremiyoruz. Yani sırf isimlere bakıyoruz. Aman harika isim. 35 yaşındakini al gel. Ama onun gelecekte ne vaat ettiğini bence teknik direktörlerimiz de spor yazarlarımız da bilmiyor. Ya da korkup risk almıyor. Ama ben de diyorum ki Fenerbahçe taraftarları olarak ben Arda'yı seyretmek istiyorum. Ya da diğer gençleri seyretmek istiyorum. Bakın nasıl biz Hollanda'dan gelen arkadaşın adını unuttum ben şimdi. Yayında Ferdi mi diyorsun? Ferdi, evet. Ferdi Kadıoğlu. Sizi yaşlı mı? Ay gencecik çocuk ama mis gibi oynuyor. Fırsat verildiği zaman oynuyor. Ben o yüzden İsmail Kartal'a ya kalsa da yönetimin şart koşması gerektiğini, en az 2 veya 3 tane bunları sürekli oynatması gerektiğini. Hayır, bununla ilgili oynatması kulüplere bir baskı da yapılabilir. Yani Futbol Federasyonu bununla ilgili bir baskı uygulayabilir. Ne diyebilir? İşte kadronda şu kadar bulunduracaksın ama ilk 11'inde de bak ilk 11'inde de mutlak surette bir tane oynatacaksın diye. Abi %100 katılıyorum. Neden? Ben sana şunu söyleyeyim. Bizdeki mesela Merih Demiral bir tane İngiltere'de oynayan Çağlar Söyüncü. Hı hı. Biz bunları keşfedemedik. Biz eğer Türkiye'de kalsaydı bunlar oynatmazdık da.
Ya ben onları elimizden kaçırıyoruz. Hep orada bunlar palazlanıyorlar. Biz onun için seçim yapmamız gerekiyor. Fenerbahçeliler valla rahat olup 2-3 yılını verip gençlerle, çünkü bizden artık şu gitti abi. Ben UEFA kupasını alacağım. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacağım. Biraz ayaklarımızın yere basması lazım. Ya o kupaları almamız için o liglere gitmemiz lazım. Şu an UEFA'ya gidemiyoruz. Ya onu diyorum. Konferans liglerine falan düşmeye başladık. Yani nerelere gittik yani? İşin ilginç yanı abi, mesela bu Merih Demirallar bilmem neler, hepsi kendi kulüplerine çok başarılıyken milli takıma geliyorlar, başarısız oluyorlar. Burada demek ki hata bunların değil. Buradaki felsefe, yani futbol felsefesinde, bir sıkıntı var. Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Hayırlı günler herkese. İyi sağ ol, çok mersi. Çok teşekkürler. Tabii şimdi bunu hep konuştuk, bunu hep söyledik. Daha önce de konuştuk. Sayın Başkanı çok sıkıntılı bir süreç bekliyor. Vermiş olduğu karar anlamında. İlk 5 maç, önümüzdeki 5 maç, yani bitti diyelim, lig bitti. İsmail Hoca'yla devam etti. İlk 5 maç kötü gittin mi sıkıntı. İsmail Hoca'yla gönderdin. Yeni hoca geldi. İlk 5 maç kötü gitti. Gene sıkıntı. Hakikaten bu anlamda. Ya da şu olabilir, yani herkesi mutlu edebilecek bir plan program ne olabilir? İsmail Kartal'ı ikna edip onun içinde olmuş olduğu bir organizasyon yapılabilir. Tabii İsmail Kartal çıkıp sık sık 5 kez ben ikinci adam olmam, ben ikinci adam olmam diye dediğinden dolayı maalesef şu anda bu konuşuluyor. Normal şartlarda İsmail Kartal zaten o yapı içerisinde kalacaktı. Ama ona bir çare bulunma anlamında seneye belki İsmail Kartal'ın içinde olduğu bir plan program uygulanırsa o zaman herkesin de böyle tepki göstermeyeceği bir oluşum olabilir. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar abiniz. Teşekkürler, iyi misiniz? Kime görüşüyoruz? İzmir'den Ömer ben. Buyurun Ömer Bey. Özgüzeldere taraftarıyım. Nedir durumlar? Abi durumları anlatsam şaka gibi. Playoff'lar oynanıyor şu anda. Hı hı. İkinci maçımızı yaptık 3 puanla. Şu anda şöyle söyleyeyim. Muş Spor'la ilk maçımızı yaptık, 2-1 mağlubuz. Burada hakemin çok yanlı, çok taraflı yönetiminden dolayı 2-1 mağlup olduk. Hı hı. 90. dakikada futbolcumuz Murat Öndür'e yapılan bir faul pozisyonu var, penaltı pozisyonu var. Yani hani diyorlar ya, bir yerinden kan akması mı lazım penaltı olması için veya hastaneye mi kaldırılması lazım? Futbolcumuzun hem suratından kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Yani düşünün, böyle bir maçı yönetti. Orada penaltıyı dahi vermedi. Twitter'da da şu anda var size. Şu an maçın hakemini hatırlayamıyorum. 1984 Muş Spor, Özgüzeldere Spor ve Fırat Üniversitesi. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Şimdi burada biz dün Fırat Üniversitesi'ni yendik. Şu an Muş Spor 3 puanla. Biz 3 puanlıyız. Fırat Üniversitesi 0 puanla. Doğru, doğru. Bu hafta bugün biz bay geçiyoruz. Muş Spor'la Fırat Spor yapacak. İnşallah Fırat Spor yenerse bütün takımlar 3 puanda olacak. İşte ilgecik de burada başlıyor. Averaja bakılmıyor. Seri penaltı atışları olacak. Nasıl anlamadım ya? Hepsi 3'er puan olacak. Ne oluyor ondan sonra? Hepsi 3'er puan olacak. Tamam. Şu an maçlar Trabzon'da oynanıyor. Tamam. Hepsi 3'er puan da olduğu zaman averaja bakılmıyor. Tamam. 3 takım sahaya gelecek. Kura çekecekler. Birisi bay olacak, tribünde bekleyecek. Ha, öbürküler penaltı atışlarıyla beraber kaybeden öbürkünü alacak, gene penaltı atışları devam aynen edecek, öyle, böyle bir şey. Aynen öyle, bir takım formalarıyla tribünde bekleyecek, kaybedeni yeneninle birlikte bir daha penaltı atışı yapılıp üçüncü gibi kim çıkacaksa o belirlenecek. Hadi bakalım, ne zaman yani, maçlar? Bugün Fırat Üniversitesi Muş maçı var. Tamam. Daha sonra işte belli olacak yani yarın öbür gün. Ama tabi burada beraberlik olursa ne olacak? Muş Spor çıkıyor işte, o yüzden sana söyleyecektim. Direkt çıkıyor yani. Direkt çıkıyor. Bugün Fırat Üniversitesi sporluyuz. Doğuştan diyorsun. Doğuştan Fırat Üniversitesi'yim diyorsun ha. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Hani üçüncülük, amatörlüklerde üçüncülükte şu hakemlere biraz baksınlar. İnanın bir şehrin kaderiyle yani, oynuyorlar değil mi? Kaderiyle oynanılmamalı. Doğru, doğru, doğru. Yani çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İnşallah üçüncülükte bitti sözsüz yerleri göreceğiz bu sene. İnşallah. Sen de tabii bununla ilgili bilgileri ara ara bize ver ya. Çok önemli çünkü. Tabii ki, tabii yani ki, senin tabii sayende hakikaten biz Özgüzeldere'yi tanımaya başladık. Öğrendik. Evet, evet. İnşallah, inşallah. Başarılar diliyoruz tekrar. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
Evet, bu özellikle alt liglerdeki tabi orada vardı bilmem ne olmadı. Zaten var olsa ne olacak? Var olsa da zaten üst liglerde de inanılmaz hakem hataları var. Garip garip pozisyonlar, garip garip kararlar var. Ama en alt liglerde orada tabi o sistemleri kurman biraz zor ama biraz daha böyle önemli kritik maçlara, final tarzı maçlara biraz daha profesyonel hakemlerin gönderilmesi gerekiyor. Ama tabi hakemleri göndersek ne olacak? Hakemlerin de belli bir kısmında olduğu belli. İşte bugün işte yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Rize'ye. Bugün Fenerbahçe Rize'ye gidiyor. İşte büyük ihtimal öğleden sonra da hakemler açıklanacak. Bu devre dışı bırakan hakemler acaba maç alacaklar mı? Hala devam mı edecekler? Ama bunlarla ilgili bir düşünce nedir, ne değildir? Sadece Cüneyt Çakır mı affı olacak? Diğerleri ne olacak? Bir sürü kafalarda soru işaretleri ve diyelim ki hepsi affoldu. Hepsi affedildi. Peki bu kadar süre içerisinde bu arkadaşlar maç yönetmediler. Onların yerine yönetenler yaptığı hatalar ne olacak? Yani yüzlerce, binlerce insanların kafasında tilkeler oluşturdular. Sıkıntı büyük, çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Zaten şimdi artık iyice dillendirilmeye de başlandı. Küme düşme kaldırılsın tarzı. Demin gelen mesaj da önemli. Hakikaten bu ara kulüp başkanları artık açıklama yapmıyor. Hakikaten hiç açıklama yok küme düşme kalksın etsin diye. Acaba küme düşme kaldırılacak diye onlara bir şeyler mi gitti? Ki gelen mesaj o yöndeydi. Son dönemde bununla ilgili de çok fazla düşünceler, konuşmalar başladı. Ama ya hakikaten ligimiz zaten bu kadar takımı kaldırmıyor. Üstüne üstlük devam alttan gelenlerle falan filan yakında biz herhalde 30-35-40'a doğru gideceğiz. İşte geçen seneler pandemi dedik. Bu seneler efendim bu hakem hataları dedik. Seneye bakalım ne diyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Hakikaten bu lig böyle gitmez. Bu lig bu kadar kalabalık gitmez. Bu düşenler tamam hepsine hata oldu. Hakemler herkese hata yaptı. Sadece onlara değil bütün takımlar hatalar yaptı. Her bağlanan dinleyici burada isyan etti. Bizim en fazla bizim hakkımız yendi dedi. Kulüp başkanları çıktı. En fazla bizim hakkımız yendi dedi. Bütün kulüp başkanları çıktı. Her maç gösterdiler. Ama şunu söyleyeyim. En alttaki takımlar da yani özellikle Yeni Malatya başta olmak üzere hoca anlamında, kadro tercihi anlamında, seçimler anlamında çok büyük hatalar yaptı da ortaya çıktı. Bunu da belirtelim. Kısa bir ara verelim. Saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'dan Twitter hesaplarından mesaj beklediğimi söyleyeyim. Gelen mesajları okuyacağımı söyleyeyim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Özgür Akay demiş ki abi yayınlar düşme bence de kalktı. Daha önce canlı yayına bağlanan fikrimi söylemiştim. Düşmenin kalkması düşmemek için para harcayıp transfer yapan Antalya Spor gibi takımlara haksızlıktır. Bizim paralar boşa mı gitti? Antalya'dan Özgür Akay demiş. Ya ben düşmenin bu konuyla ilgili geçici de olsa Futbol Federasyonu Başkanı ki çok sıkı takip edilen bir yayınımız var biliyorsunuz. Buradaki her konuşulan konular bir süre sonra Futbol Federasyonu'ndan enteresan bir şekilde değiştiriliyor. İşte Ferhat Gündoğ ile ilgili geçen hafta yayın yaptık apar topar. Hatta biliyorsunuz burada bazı kitap isimleri de verdim ben. Bu kitaplarda bazı şeyler var. Ferhat Gündoğ ile ilgili inanılmaz belgeler var dedik. Ondan sonra da apar topar Ferhat Bey gitti. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tekrar söylüyorum bizi dinliyorlarsa çıkın açıklama yapın bu sene düşme var mı yok mu? Net bir şekilde açıklayın. Eğer düşme varsa bunu söyleyin. Yoksa tekrar bunu söyleyin. İnsanlar da kafalarında farklı soruları sormasın. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba kimle görüşüyoruz? Ertuğrul ben İstanbul'dan Beşiktaş taraftarıyım. Buyurun Ertuğrul Bey. Tam da konunun üstüne bağlandım iyi oldu bu düşmeyle alakalı. Yani şimdi bu düşme kaldırılırsa gerekçesi nedir peki? Neden kaldırılacak? Ben kesinlikle karşıyım da. Yani gerekçe şu. Yani o kulüp başkanları diyorlar ki ya bu kadar hakemleri siz ihraç ettiniz. Yani gönderdiniz. Hı-hı. Ne olduğunu da anlamadık. Bu hakemler bizim maçta 270 tane maç yönetmiş bu hakemler. Varıydı, tamam. Avarıydı, şuydu, busuydu. Biz bunların yüzünden puanlar kaybettik. Siz bunları gönderdiniz. O zaman demek ki bunlarda bir sıkıntı var. Bizim maçları da bunlar etkiledi. Ben onların yüzünden bu noktaya geldim. O yüzden düşme kaldırılmalı. Mantıken mantıklı. Yani. Bak mantıklı. Mantıklı. Tamam. Eğer mantıklıysa yani düşen takımlarla alakalı bunlar yanlış kararlar verdiyse şampiyon olan takımla alakalı da yanlış. Aynı şey. İşte onu diyorum zaten. Bütün ligini alt üst edeceksin. Yani şimdi eğer sen düşmeyi kaldırırsan şampiyonu da ilan etmemen lazım. İlan etmemen lazım. Şimdi şampiyonu ilan ettiğin bir sezon oynanmamış kabul etmen lazım. Hayır, şimdi şampiyonu ilan edip düşmeyi kaldırırsan olmaz. Çelişirsin birbirine yani. Kendinle çelişirsin.
Tabii yani bu şimdi federasyon gitti, başkanı gitti. MHK başkanı gitti. MHK 3 tane MHK başkanı gitti. Yok hani son giden... Hayır ama Serdar Tatlı ile başladık. Ferhat Gündoğdu ile gidip şimdi Sabri Çelik'e... Tabii 3 tane MHK başkanı geldi. Yönetim kurulu yani, gitti. TFF yönetim kurulu gitti. 13 hakem gitti. 50'ye yakın gözlemci yani, gitti. Evet, ben çok Trabzon şampiyon olmasın demiyorum. Hak ettiler. Olacaklar tabii ki ama yani eğer federasyon böyle bir karar verirse yani çok affedersin iki ucu şeyli değnek derler. Yani bu iler tutar yanı olmaz bunun. Böyle bir karar verirlerse yani ortalık ayağa kalkar ya. Yani sen hiçbir şey yapma. Sezon sonu düşme kalksın. Bu kaçıncı kalksın ya? 23-24 takımla mı oynayacağız bu ligi? Vallahi şu anda 20'yiz. 20'yiz. Düşme kalktı. Altta 23. 23 yapacak. Bence evet. 24 yap. Alttan gelen 3'ü de güzel. O playoff'ta 4'ü al. 24 yap. 12-12. Evet. 2 farklı takımlı lig kur. Onlardan çıkanların ilk 8 tanesini 4'lerden playoff'tan şampiyon belirle. Altta kalanlar 4'lerden farklı playoff yapıp oradan düşenleri belirle. Yani yayıncıya da çok maç hakkı verilmiş olursun böylece. Ya gerçi hani biz o kadar alıştık ki bu federasyonun ve merkezinin kaoslarına. Yani artık hani bize normal gelir ya. Ama dediğim gibi yani tekrar aynı şeyi tekrar düşmek istemiyorum ama yani düşmeyi kaldırdığın gün şampiyonu da ilan etmemen lazım. Evet doğru. Ya ama şampiyonda şampiyonluk hakkı. Onu da söyleyelim. Hakkı, lafımız yok o zaman. Tabii ki. Düşen de düşmeyi hak etmedi diyeceksin o zaman. Düşen de ben şöyle söylüyorum düşmeyi hak etti. Neden hak etti biliyor musun? Hak etti ama yani kararı verirlerse hak etmedi demek oluyor. Tabii hak etmedi olacak ama hak etti yani o kadar sen hocalarını değiştir. Kadroların yanlış tercihler her hafta tabii. Hoca değiştirdin onu yaptın bunu yaptın hak ettin kusura bakma. Onu söylüyorum yani ama yani ama yaparlar bunlar ya. Yani ben her şeyi beklerim bu saatten sonra her şey olabilir yani. Vallahi yeni spor yasası çıkarsa hiçbir şey yapamayacaklar inşallah göreceğiz her şeyi. İnşallah. Peki. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun, kendinize bakın. Yeni spor, sağ olun çok mersi. Zaten yeni spor yasasının çıkmaması için de yoğun bir çaba olduğunu görüyoruz. Ama hakikaten gerek Sayın Vekilimiz Alpay Özalan hem de Sayın Vekilimiz Saffet Sancaklı bu anlamda inanılmaz çalışmalar yaptı. Sayın Saffet Sancaklı biliyorsunuz yıllardır bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyordu. Hatta yazın içerisinde bir şey var. Onu bulmaya çalışacağım. Dün yapmış olduğu açıklamalar içerisinde çok önemli bazı finansal bilgiler de veriyor. Ama şunu söyleyeyim tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Mutlak surette bu yasa çıkması gerekiyor. Eğer bu yasa çıkmazsa gene biz eski o sıkıntılı dönemlere döneriz. Büyük problemler yaşanır. İnşallah 4 kulübün TL bazında 21 milyar TL'ler civarında bir açıklaması var. Onu bulmaya çalışıyorum şimdi. Saffet Sancaklı'nın yasayla ilgili konuşurken bu cümleler içerisinde o da vardı. 31 Mayıs 2021 yılında olan rakamları söylüyorum da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un toplam borcu 17 milyar TL. Geçen sene bu zamanlarda bu kadardı. Sonradan kuru farkı transfer dönemi araya girmiş. 1 Aralık 2021 yılı tarihi yani 5 ay önce 4 kulübün toplam borcu 26 milyar TL olmuş diye açıklama yaptı. Saffet Sancaklı bütün veriler elinde. Bütün dokümanlar elinde neyin ne olduğunu biliyor. 4 kulübün toplam borcu 26 milyar TL. Gel çık işin içinden. Günaydın. 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 Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Adana'dan Yusuf. Nasılsınız Aygün Bey? İyiyim Yusuf Bey. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Ya artık şu hükümet düşme kalksın bilmem ne falan filan artık kapatabiliriz. Bu ne ya? Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten çok sıkıcı bir şey ya. Daha kalkmadı ama söylentiler var. Ya, kalkmadı. Söylentiler ama resmi bir açıklama yapılması lazım. Değil. Yani ligin bitmesine az bir zaman kalmış. Çıkın açıklayın var mı yok mu diye. Söylentiler bile hoş değil Aygün Bey ya. Aynen değil tabii hoş değil. Gerçekten hoş değil ya. O zaman o bir şampiyonla oynayan adaylar da desin ki ya bizim haklarımız yesin. Bu şampiyonluğu biz kabul etmiyoruz desin. Tekrar öyle bir şey yok ya. Ligi yeniden oynatın desinler. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Trabzon'u tebrik ediyorum. Şampiyonluğu da hayırlı olsun. Hatalar olmuştur. Yıllardır her takım olmuştur. Yani hakem ben kendimi bildim bileli 30 senedir 40 senedir bu Türkiye Ligi'nde hakemler hep tartışılmıştır. Hiçbir tartışılmayan bir yıl olmuş mudur Aygün Bey? Siz yok. De yıllardır. Her yıl tartışma vardır. Her sene vardır tartışma. Her sene var. Yani bu yıllar önce de var hale de devam ediyor. Doğru. Şunu bir kere şunu kabullensin insanlar. Hakemler normal şartlarda hiç şartlı şavaş
çıkıp normal maçını yönetsin, inan ki hakem tartışılmaz. Yani gördüğünü şansın Malatya'ya da, Trabzon'a da, Beşiktaş'a da, Fener'e de. Ama böyle değil, yıllardır hep böyle ön yargı var. Yok bu hakem bunu devirdi, yok bu hakem lig düşsün, düşmesin. Bu nedir ya? Hadi ilk yıldı, pandemiydi, yeni başlamıştı. Ondan dolayı bir takım sıkıntılar. Sen gömleğini var. Yanlış iliklersen bundan sonraki bütün hep yanlış. Gömleği düzgün iliklemen mümkün değil. O pandemide bu kuralı çıkardın. Bundan sonra devam eder o yanlışlık. O ilikleme öyle devam eder. Ya belki o yıl için gene olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde herkes ligler bir an önce bitsin diye uzatmadı. Biz ligler uzasın diye uğraştık. Biliyorsun 42 hafta 42 hafta maç yapıldı bu ülkede ya. Çok doğru. Ama ben şuna inanıyorum. Asla düşme gibi şey olmayacak. Normal lig devam edecek. Şampiyon olan şampiyon olacak. Düşenler de düşecek. Bunu bütün Türkiye'ye söylüyorum. Peki. Bak bu böyle olacak. Peki. Çok teşekkürler. Bunda da eminim. Peki. Sağ olun, kendinize bakın. Evet, 34. hafta yarın mesela başlıyor. Şimdi şöyle bir durum da var, onu da şimdiden söyleyelim. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek, maç saat 20.30'da yarın cuma. Trabzon'da Adana Demirspor deplasmanında, maçta biliyorsunuz cumartesi. Eğer Fenerbahçe yenilirse, Trabzon'da yenerse Trabzon şampiyonluğunu ilan edecek. Onu da belirtelim. Kalan haftalara baktığımız zaman. İstersen şöyle programı da verelim. Hazır bir şey açmışken, 34. hafta açmışken. Yarın Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı var. Maçın başlama saati 20.30. Bugün zaten öğleden sonra hakemler de açıklanacak. Özellikle bakalım bu devre dışı, yani oyun dışı kalan hakemlere maç verilecek mi? Cumartesi günü Vavakars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü AŞ Göztepe maçı saat 16'da başlıyor. Gene cumartesi Adana Demirspor Trabzonspor maçını saat 20.30'da görüyoruz. Pazar gününün programına baktığımızda saat 16'da iki tane maç gözüküyor. Özgür Kablo, Yeni Malatya, İttifak Holding, Konyaspor, Medipol, Başakşehir, Atakaş, Hatayspor maçları saat 16'da. Gene cumartesi saat 20.30'da iki tane maç gözüküyor. Altay, Galatasaray, Frankfurt, Tav, Antalyaspor, Yukatel, Kayserispor maçları gözüküyor. Pazartesi Beşiktaş, Kasımpaşa, Demir Grup, Sivasspor, Aytemiz, Alanyaspor maçlarında başlama saati 20.30, 8.30 olarak gözüküyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın, günaydın. Alo. Günaydın Aygün abi. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ben Ayhan, Ankara'dan arıyorum. Buyurun Ayhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aygün abi? Sağ ol, teşekkürler. İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Yaklaşık bir yıldır size bağlanamıyorum. Daha doğrusu dinleyemiyordum. Arabamda, ben özel şirkette çalıştığım için radyoda bir problem vardı. Dinleyemiyordum. Şimdi bağlandım. Söyleseniz, ben radyo gönderdim size. Çok teşekkür ederim, biliyorum gönderdiğiniz için eminim. Buyurun. Şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım Aygün abi. İlk önce Barış Beyci'yle bir eleştiri yapmak istiyorum. Ondan sonra onlara çok bağlanmak istiyorum ama bir türlü bağlanamıyorum. Yani eleştirim şöyle. İşte Ali Koç'u başkan yapmak için bir sürü şeyler yaptılar. Biz bu Ali Koç'tan ben memnun değilim bir Fenerbahçe olarak. Çünkü kim yaptı? Ali Koç başkan yapmak için bir sürü şeyler yaptı. Yani şimdi Barış Beyci radyoda işte şöyledir böyle bilmem ne, şu az yıldırım. Ama finansal anlamında o dönemki şeylerde yapmış o da açıklamalar, vizyon anlamında, finansal anlamında açıklamalarından dolayı insanlar öyle söyledi. Zaten ama, Ali Koç ilk söyleyen kişi kim? Aziz Yıldırım. Tamam doğru ama Ajin abi doğru, ama bu kadar başarısızlıktan sonra bir insan bulumsuz konuşma yapmaz mı ya? Yani onu da yapama, onu yapıyorsan onu da yapacaksın. Neyse, onu geçtik. Şimdi bu düşme konusunda Aygün abi sordunuz. Ben onu da bir fikrimi belirteyim. Yani düşme kalsın diye bir şey olmaz yani. Benim Erzurum Spor'uma yazık değil mi ya? Şabalya çıkmak için. Evet, doğru. Doğru. Yani. Doğru. Yani öyle bir şey yok. Düşecek, hak etmiş de düşecek kardeşim. Doğru. Yani ilk kere bir de İsmail Kartal'dan yana, ben hep biliyorsun, hep konuşmalarımda söylemiştim, ben hep yerliden yanayım. Ben de Aykut Kocaman sevdalısı olan birisiyim. Bunu en sonunda nihayet Ali Koç Sayın Başkanımız itiraf etti işte. Ben en büyük yanlışı orada yaptım diye. Ben hep yerliden yanayım. Benim yerlim, en kötü yerlim, yabancının en iyisinden, benim şahsım yabancının en iyisinden iyi. Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Bekleyeceğin başka bir ben şey var mı? Ben teşekkür ederim. Bir de Aygün abi, sizinle bir özel görüşme istiyorum ama görüşme imkanımız olur mu? Sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Aygün Özbek Twitter'dan, Instagram'dan, Twitter'dan da bilginiz olsun. Tamam. Tamam. Oradan mesaj atarsanız. Görüşmek üzere. Kendinize bakın Bayan Bey.
Hasan Kurt Bey demiş ki selam abi, Gaziantep'te şehit cemaat turnuvası var, öyle hakem hatalar var ki inanılmaz demiş. Hakikaten tabii oraları göremiyoruz ama gelen bilgilerde o yönde, zaten alt liglerde bile inanılmaz hakem hataları var. Adem Göktaş, Şansal Büyükan'ın dün bir yazısı vardı, yayıncı ile ilgili, işte birkaç gün içinde açıklanacak falan filan, yeni yayıncı kuruluş Dijitürk oldu, işte 150 milyon dolara anlaşma sağlandı, 2 yıllık falan filan diye bir açıklaması vardı, onu sormuş. Tabii ki bununla ilgili açıklama yapılmadı. Yasin Nacak, merhaba abi, günaydın, bu sene en iyi yıldız transferini ben yaptım, kendimi ömür boyu evliliğe, mutluluğa imza attım, çok mutluyum demiş. Şimdiden kendisine hayırlı olsun diyelim, mutluluklar dileyelim, kendisine ve eşine de saygılarımız, sevgilerimiz iletelim. Nice uzun uzun yıllar mutlu bir şekilde geçsin sevgili Yasin Nacak kardeşimiz. Ozan demiş ki abi günaydın, İsmail Kartal eğer ki yeni sezonda yeni bir teknik direktörü bir oluşum içinde bulunmak istemezse bu rolü Aykut Kocaman'a teklif etmelerini isterim. Çünkü hem Uğur Dündar'ın yeni divan kurulu başkanı olması hem de Aykut Kocaman yeniden kulübe kazandırılması belki kulüp için daha iyi bir hava oluşur demiş Ozan Bey. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim. Mersin'den Seyit Han ben. Buyurun Seyit Bey. 36 yaşındayım. Dekorasyon mobilya içiyle uğraşıyorum burada Mersin'de. Buyurun. Aygün Bey, ben Fenerbahçe'nin bu teknik direktör konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Buyurun. Benim şahsi fikrim bu. Gündemde adı geçen isimlerden mesela diyorlar ki işte tecrübeli antrenör olarak Löw ismi geçiyor. Löw'ün tecrübesi nedir? Yani uzun yıllar bir Alman milli takım tecrübesi var. Bir de yani en son yarışmacı olarak Alman milli takımdaydı. Yani Türkiye'de de Adana'yı falan çalıştırdı. Fenerbahçe'ye çalıştırdı. İsmail Kartal Türkiye şartları için Löw'den çok daha tecrübeli bir antrenör. Benim şahsi fikrim. Yani Löw'ün isminin büyük oluyor olması Fenerbahçe için uygun olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki bakış açısını çok yanlış buluyorum. Başka antrenörlere yönelinebilirdi. Hı hı. Fakat burası Türkiye. Burada adamı adeta kaba tabirle olacak. Adamı çiğ yerler. En son şampiyon olan yabancı teknik direktör Türkiye'de hatırlıyor musunuz kim olduğunu? Şu an hatırlamaya çalışıyorum. 2007 yılında Sayın Zico oldu. Zico oldu. Ama Fener anlamında diye... Türkiye'de. Türkiye'de. Daha sonra yabancı teknik, evet, daha sonra Süper Lig'de yabancı şampiyon teknik direktör yok. Tam 15 senedir. Buranın dinamikleri farklıdır. Buranın oyuncuların sahadaki duruşlarını ve enerjiyi, sistemi belirleyici parametreleri yabancılar çok fazla bilmeyebilirler. Zico'lu dönemi de hatırlarsanız zaten takımın içindeki Alex ve işte o Brezilyalı ekibin yoğunluğu ve oradaki harmoni aslında Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Daha önce de Daum'lu Fenerbahçe ve Lucescu'lu 100. yıldaki Beşiktaş şampiyon oldu. Son 22-23 senede. Yani birazcık mantıklı ve pozitif bilimlerle gidersek, sistematik olarak istatistiğe de inanırsak, son 22-23 yılda 2-3 tane yabancı teknik direktörle kulüplerimiz şampiyon olmuş. Bunun içinde Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Başakşehir, Fenerbahçe hepsinin şampiyonlukları var. Aha, bu sene de Trabzon şampiyon olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım bu arada. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Henüz matematiksel olarak gerçekleşmemiş olsa bile. Onlar da ne yaptılar? Abdullah Avcı'yı getirdiler geçen seneden. Bir sistem kurdular. Abdullah Hoca geçen sene İsmail Hoca'nın şu anki başarısı kadar bile başarılı değildi baktığınız zaman. Ama onun üzerine bir yapı inşa ettiler ve istikrarla geldi. Hatırlayın Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'sini 2010-2011 ve ondan bir 2-3 sene önceki Fenerbahçe'yi, biz sahaya çıkacak kadroyu günler öncesinden 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk. Ama şu anda da gene İsmail Hoca'nın kadrosuna baktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı oraya geleceğim. Oraya geleceğim işte. İsmail Hoca da burada bir istikrar yakalayabildi. Yani çünkü İsmail Hoca Türkiye'nin gerçeklerini bilen adam. Bizden biri ya adam. Hı hı. Yani İsmail Hoca kapalı kutu değil. Burada da yönetime kızıyorum. Sayın Başkan çok güzel vaatlerle, çok büyük umutlarla geldi. Çok büyük destekle geldi. Fakat yine şahsi fikrim olacak. Kendisini tanımıyorum. Sayın Başkan'ın böyle üstten bakan bir profili var maalesef. Hatırlarsanız şehirleri gezerken
seçim öncesi, Sayın Aziz Yıldırım'la olan seçimden öncesi şehirleri geziyordu. İşte Fenerbahçe dernekleriyle toplantılar yapıyordu falan. Orada bir tane taraftar Ersun Yanal, Ersun Yanal diye bağırdı. Döndü dedi ki sen benim Ersun Yanal mı dedi. Sen benim aklımdaki Fenerbahçe'yi çok yanlış anlamışsın dedi. Ya bir sene sonra Ersun Hoca'yı getirmek zorunda kaldı. Büyük lafı niye ediyorsun? Sen Ersun Hoca'yı yani oradaki lafınla, söyleminle küçümsedin belki ama bak sonra getirmek zorunda kaldın. İlk gün Aykut Hoca'yı göndererek bir hata yaptı. Benim de kendi fikrim oydu. Keşke çok küçük Aykut Hoca o kadroyla ikinci olmuştu. Galatasaray'ın kadrosunun çok iyi olmasına rağmen o sene Aykut Hoca son ana kadar ve taraftar gelmemesine rağmen, stadın boş olmasına rağmen son ana kadar şampiyonluğu kovalamıştı. Aykut Hoca da bu kulübün en az Ali Koç kadar Fenerbahçelidir, tartışmam. Hı hı. Oradan devam etseydi, orada bir yapı kursaydı. Yani sürekli çok güzel şeyler vaat etti. Fakat geçmiş. Ama toparlamamız da lazım. Diye. Reklama gideceğim. Biraz uzun oldu. Biraz toparlarsak son cümleleri alayım. Çok buyurun. Ben bunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe bir yabancı teknik direktör getirmesin yerine aynı sıkıntı olmasın. Yerliden evet, devam etsin. Evet tabii peki. Ki. Çok teşekkürler. Sizin tavsiye ediyorum. Sağ olun. Hadi. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Evet, çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra da telefon alacağız. Sonra 11'den sonra da biliyorsunuz programın ikinci bölümüne geçeceğiz. İkinci bölümle ilgili bağlantılarımız olacak. Galatasaray bir balansı yapacağız. Çünkü Galatasaray'da hakikaten artık bu kongre işi her dakika mahkemeler açılıyor. O oluyor, bu oluyor, itirazlar oluyor. Şimdi başkan istifa etsin diyorlar. Ben de şimdi tarafsız göze niye istifa etsin başkan? Yani ben de onun konudayım ama herhalde Sayın Burak Elmas da istifa edecek tahmin ediyorum ama yani istifa etmek de Galatasaray'a bir kaosa götürmeyecek mi? İstifa ederse kongre kararı 45 gün, bu sefer transferler de çok gecikecek hoca anlamında. Yani hakikaten bir kaosa doğru gidiyor Galatasaray. Trabzon'da neler oluyor? Bir Karadeniz'e uzanacağız. Kupada kazandı ama ligde bir... Son haftalarda bir beraberlik fırtınası var. Detaylı bilgileri de onlardan alacağız. Zaten Fenerbahçe ile ilgili burada konuşuyorum. Beşiktaş ile ilgili de aynı gelen bilgileri aktaracağım. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Benim yaramaz Stockholm Yağmur. Selam Aygün abi. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben İsmail Hoca'nın kalacağı yönde düşünüyorum. Jesus ve Löw. Ya şimdi arkadaşlar 30-35 milyon eurolar. Şimdi bu 30-35'leri nereden çıkardınız? Ben çok merak ediyorum. Gazetelerde yazıyor. Yani şimdi görüşmedi mi arkadaşlar? Şimdi Ali Koç, Sayın Başkan Ali Koç gitti Jesus'la görüştü. Jesus'la evet 30-35 bu bir rakam. Löw'le görüşü 30-35. Roger Schmidt'le görüşü 30-35. İşte ne bileyim Slaven Bilic'le görüşüyor 25-30. Ya tamam. Hocaların bir bütçeleri var. Ama bu 30-35'ler falan filan değil. Onu söyleyeyim ben size. Belli bir transfer anlamında. Şimdi bu 30-35 dersiniz ama öyle bir anlaşmalar yapılır ki hiç 5 kuruş para harcamadan ne yaparsın? İşte seneye alma şartıyla işte satın alma opsiyonları kullanarak bu sene kiralarsın, seneye alırsın. Bütçeler bu 30-35'lerin altına iner. Hocaların maaşları anlamına baktığın zaman yüksek rakamlar. Onu söyleyeyim. Ya hem Löw'ün hem Jesus'un. Ya dün Jesus'la ilgili çok komik bir olay vardı. Onu anlatayım. Dinleyicimizi alalım. Dün sosyal medyada biri Jesus'un koymuş olduğu bir haberi Türkçe'ye çevirmiş ve o fotoğrafı çekerek sosyal medyada paylaşmış. Arkasından insanlar Jesus'a bakın bak Türkçe yazdı, adam şimdiden gelmeye hazır gibi inanılmaz yorumlar vardı ya. İnanılır gibi değil. Hakikaten sosyal medya biraz sıkıntılı ve çok ilginç arkadaşlar var sosyal medyada. Yani düşünün, adam Portekiz yazmış olduğu bir şey var. Arkadaşlarıyla toplantı yapıyor ekibiyle. Orada bir şeyler söylüyor. Ekibinin cümlesini buradan biri alıyor. Hani altlayıyor ya, çeviri bak diyor. Oradan çeviriyor. Onu Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman fotoğrafını çekerek sosyal medyaya koyuyor. Jesus Fenerbahçe'ye geliyor. Ekibini topladı. İşte arkadaşlar yeni bir heyecana başladık. Adam bunu bile Türkçe yazmış gibi. Çok komik şeyler vardı ya. İnanır gibi değil. Günaydın. Günaydın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Ben İsmail. İsmail Bey sağ olun. İyiyim. Nasılsınız? Sosyal medya çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Ben dinledim seni. Çok tehlikeli yani. Aygün Bey, yani şimdi sana bir sorum var. Eyvah. Bu konuda bir şeyini merak ediyorum. Hiç gündemde olmadı bugün. Abi dinledim.
Hangisi şimdi bu eskiha kendileri affedildi değil mi? Çıkacak maça. Evet. Şimdi atıyorum. Fener maçına verildi bu hafta. Fener aleyhine hata yaptı. Ne denilecek? Şimdi şunu söyleyeyim. Geçmişe dönelim. Geçmişe dönelim. Hafızalarımızı tazeleyelim. Bütün kulüp başkanları bu ihraç eden hakemlerle ilgili konuştu mu? Konuştu. Çoğu konuştu. Çoğu konuştu. Bu verilmesin, bu verilmesin dedi. Doğru mu? Doğru. 13 hakem ve o zaman atıldı. Ben zaten onu anlatacağım zaten. Şimdi bu hakemleri istemediler o dönemlerde. Sonra vay efendim MHK dediler ki siz bu hakemleri nasıl gönderirsiniz? Nasıl böyle bir hata yaparsınız? Dediler mi hakem başkanlar? Dedi. Çoğu dedi. Hadi birkaç tane sayarız. Çoğu dedi. Şimdi bu hafta bu hakemler maçlara verildi. Doğru mu? Doğru. Hata yaptılar. Ne diyecekler zannediyorsunuz? Niye affettiniz? Şimdi bu hafta Cüneyt'e diyecek Fenerbahçe maçına verdin. Rize maçına veremez Cüneyt'i. Veremez. Denk düştü. Veremez. Veyahut, bak niye veremez? Tahir Kıran'ın açıklamaları var. Rize Başkanı Cüneyt Çakır buraya gelemez dedi. O yüzden veremez diyorum. Yoksa ben bildiğimden söylemiyorum. İşte bir farklı bir hakemi verirseler Trabzon maçına, orada Trabzon aleyhine hata yaparsa ne? Tabii ya, Sayın Ahmet Ağol da konuşacak. Sayın Ali Koç da konuşacak. Sayın Burak Elmas da konuşacak. Sayın Ahmet Nurçebi de konuşacak. İşte, Sayın Tahir Kıran da konuşacak. Bütün başkanlar konuşacak. Aynen. İşte, yani çok tehlikeli hafta bu hafta. Yani nasıl olur çıkacaklar ben de bilmiyorum. Bence bu hafta affetmeyecekler. Belki önümüzdeki haftan itibaren başlayabilir. Bu hafta belki olmayabilir. Olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şimdi diyorlar. Hani sen düşme olmasın. Ya bu nasıl olacak Aygün Bey? Ben buna işte demle futbol oynayan bir insan olarak. Ben bunun alttan çıkamıyorum. Yani hesap ediyorum kaç günde hesaptan çıkamıyorum. Nasıl olacak bu? Nasıl gidecek? Yani 12-13 mi bilecekler acaba? Valla demin onun önerisini yaptım ben. Yani alttan yaptın, evet, şimdi 20, yani. Alttan 3 çıkacak 23. 4. takımın hakkı yok mu? O diyecek ki ben de çıkayım. Yaptın 24. 12-12 ikiye böleceksin. A ligi, B ligi yapacaksın. Nasıl olacak? Hemen söylüyorum çok basit. 12-12 ilk dörtleri playoff'tan şampiyon belirleyeceksin. İlk dörtleri alacaksın. Tamam mı? İşte bu atıyorum buradan kim oldu? A takım, B takım, C takım, D takım. Öbür tarafta A, B, C, D. Bunları kendi aralarına karman çarpacak. Birinci oranın dördüncüsü oynayacak falan filan böyle bir veya kura çekeceksin diyelim. Hadi kura çektirelim. Bunlara bir lig yaptın. 8'erle bir lig yaptın. 4-4-8 takımlı bir lig yaptın. Bunların şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne göndereceksin falan filan öyle ayarlayacaksın. Aynen. Düşmeyi de oradaki 4'te alttaki 4'ü ayarlayacaksın. Aralarına yapıştır çarpıştır falan filan bilmem ne. 4'ünü düşüreceksin, 4'ünü tutacaksın. Başka türlü olmaz. Son olarak bir sorum var sana. Yani bu zor bir soru da. Eyvah. Çok zor bir soru. Eyvah. Çünkü ben arkadaşlar sana sürekli şey diyorlar. Hani Trabzonspor'un hakem hatalarından şampiyon olduğunu iddia ediyorlar. Ben öyle bir şey söylemedim. Onlara itiraz ediyorum. Sen söylemedin. Ben sana şu maçta soru soracağım. Şu ana kadar yaşımız aynı senden. Aynı yaştayız. Çok maçlar izledik. Bir ligde şu anda şampiyonlar takımları veya olmayan bir tane hakem hatası olmadan şampiyonlar bir takım göster bana. Yok mümkün değil. Yok diyorum sana. Hayır yok diyorum zaten sana. Yok. Yok. Demek ki bu hakem hataları her takıma yapılır. Hakem hataları her takıma yapılır. Her kulüp başkanı çıktıktan sonra kazansa da kaybese de hakemlere yüklenir. Her sene sonunda bu takım hakem hatalarıyla şampiyon yapıldı denir. Bunlar bilinen şeyler. Bu yeni değil ki. Aynen. Futbolumuz aynen. 1923'te kurulmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu kurulduğu tarihten beri hakem hataları yapılmıştır. Yapılmaması mümkün değil. Peki şu Beşiktaş maçında Beşiktaş'ta kalatası var. Bu Beşiktaş'la ilgili bir şey açıklama geldi mi henüz? Gelmedi. Gelmez. Onu şöyle söyledim. Dün Hakan Can'la da yayınımız vardı. O maçı skoruna etki etmedi. Eğer o pozisyon gol olsaydı maçın skoruna etki ettiğinden dolayı tekrar olabilirdi. Ama gol olmadığından dolayı 15 gün olmuş zaten geçti. Yani dün birkaç gündür sosyal medyada Beşiktaş taraftarları hakkımızı verin TFF maçı tekrar oynatın diye şeyler atıyor. Tweetler atıyorlar. Bayağı da yoğun bir ilgi var Beşiktaş taraftarları arasından. Diğer kulüp taraftarları da o tweet'e destek oluyorlar ama ben o maçın tekrar edeceğine ihtimal vermiyorum. Ben böyle düşünüyorum ama yani çıksın bir açıklama yapılsın en azından. Nasıl tamam, biz buraya hakem hatası ilan ettik. Olmayacak. Yani bunun niye açıklanmıyor ben bunu merak ettim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun saygımızda. Sağ olun siz de Allah'a emanet olun. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu saat başına gideceğiz ama Hakan'cığım. Şu cümlemi bitireyim istersen ondan sonra mı söyleyeyim? Saat başına gidelim.
Saat başına mı gidelim? Hemen gidelim, ondan sonra şu cümleyi ekleyeyim ben o zaman. Saat başından sonra çok önemli bir şey söyleyeceğim, çok kısa bir ara. Tabii şimdi demin de onu söyleyecektim. Tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Şampiyonluklarla ilgili özellikle şimdi son İsmail Bey bağlandığı için söyleyeyim. Şimdi ben hep burada şunu söylüyorum. Her takıma hatalar yapıldı mı yapıldı. İşte geçen sene en fazla hataların yapılan takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Bu sene hakikaten Galatasaray çok fazla hakem anlamında hatalar ilk dönemlerde çok yapıldı. Sonraki dönemlerde dengeleme adına diğer takımlara da hatalar yapıldı. Ama sahada mücadele eden, sahada alın teri döken, o strese giren, o sakatlıkları yaşayan, futbolcuların emeklerine, karda çamurda takımına destek olan, bakın bu çok önemli, karda çamurda takımına destek olan, cebindeki 3 kuruşun belli bir kısmını maça bilet alıp maça gidip takımına destek olan, taraftarın gücüyle şampiyon olan, şampiyonluğa giden takımların emeklerine kimse laf söyleyemez. Onu şimdiden söyleyelim. Bunlar hepsi alın terleriyle kazanmışlardır. Bugüne kadar da yani 1923'te kuruldu Türkiye Futbol Federasyonu. O tarihten beri şampiyonluklar hepsi alın terleriyle alınmıştır. Kimse o şampiyonlukta laf söyleyemez. Ha, demin İsmail Bey dedi ki işte dedi Türkiye Futbol Federasyonu dedi Beşiktaş bir yazı yazdı, bu maçın oynanması ne olacak falan filan dedi. Ben de şunu söyleyecektim. 15 gün oldu. Fenerbahçe 1959 önce şampiyonluk dedi ki 1,5 yıldır bekliyor yazı. Yani 1,5 yıl önceki yazılara cevap vermeyen Türkiye Futbol Federasyonu 15 gün önceki yazıya mı cevap verecek deyip şu an hattımıza da Karadeniz'e mi gidiyoruz Hakan? Nurgül Günaydın var. Nurgül Günaydın, nasılsın? Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Nurgül, aslında şeyden başlayayım. Ya, herkesin kafasında bu soru işareti var. Oradan başlayalım. Yani bence tekrarlanması mümkün değil. Çünkü bir kural hatası var mı? Evet, kural hatası var ama kural hatasından kaynaklanan bir maç skoru olmadığı için Beşiktaş'ın itirazına sanki olumlu bir yanıt verilmeyecek gibi geliyor. Trabzon cephesinin bundaki görüşü nedir? Belki de Trabzon'da oynayalım, kazanalım. Belki de şampiyonum daha yani erken edebilirim dedi tarzı düşünce olabilir. Trabzon nasıl bakıyor bu olaya? Trabzon kanadı. Yıldız İpek, senin de söylediğin gibi aslında 15 gündür bekliyor ama yani zaten bu konuyla alakalı tekrar kararı verilse de Trabzonspor'un Beşiktaş maçından sonra oynadığı bir maç daha var. Yani o maçta Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen oyuncular sebebiyle oynatamadığı oyuncuları var. Yani bunlar ne olacak? Şaka gibi yani. Şaka gibi. O yüzden yani ben de bunun tekrarlanacağını çok düşünmüyorum Beşiktaş maçının. Zaten daha önce örnekleri de yayınlandı. Hakem hocaları da bu konuda televizyon ekranlarında görüşlerini ifade ettiler. Bu maçın tekrarlanma olasılığının çok zayıf, hatta hiç olmadığını söylediler. Bize göre de öyle. Daha önce yaşanan olaylar maçın skoruna etki etti mi? Bana göre de etmedi. Yani çok olur bir şey diye görmüyorum. Trabzon'da da maçın tekrarlanacağına olan inancın hani öyle bir ihtimali olmadığı yönünde görüş var. Ki bana göre de bugüne kadar örneği de yok yani bunun benim bildiğim. Bu maçın da tekrarlanma olasılığı yok diye düşünüyorum. Şimdi tabii bir yandan Vakayeme ile ilgili kısım açmak istiyorum. Ciddi evet. Anlamda bir sakatlık yaşıyor. Acaba oynatılmasa mıydı? Ne olacaktı? Şu an herhalde 2 maç, bazıları 3 maç diyor. Ben sanki böyle 3'ün altına inmeyecek gibi geliyor. Çünkü ciddi bir sakatlık çünkü. Neler söylersin Vakayeme ile ilgili? Oradan başlayalım. Evet, Vakayeme ile alakalı ben aslında Mikson alanında bir konuşma imkanı buldum ondan. Antalya Spor maçı sanki işaret etti bana orada hani konuşurken onunla karşılıklı. Ama tabii daha sonra tetkiklerin daha detaylı yapılması belki o süreci beraberinde getirdi. Hani 2 maça da çıkabilir. Bu hafta Adana Demirspor'la oynayacak Trabzonspor biliyorsunuz deplasmanda. Hemen ardından Antalya Spor'la içeride karşılaşacak. Tabii ne oynatılmasa mıydı ama tabii hani vakime herhangi bir sakatlık ya da başka bir konudan dolayı oynatılmadı. Vakime biraz son dönemlerde performansı düşüktü. Abdullah Avcı da hani deyim yerindeyse kesik yedi Abdullah Avcı'dan bana göre son 2 maçta. Performansın düşük olma sebebi Nurgül sözleşmeyle yani, ilgili bir şey olabilir tabii mi? Tabii ki. Evet, kesinlikle yani bana göre de çünkü baktığımız zaman oynanan son Kayseri Spor maçında, Spor maçında da yine kilidi çözen oyuncu istediği zaman hani oynuyor dediğimiz topçular var ya, Vakime bu sene gerçekten bu sezon Trabzonspor'a çok önemli katkılar sağladı ama sözleşmesi yılan hikayesine döndü. Açıkçası biz de bununla alakalı haber yapmaktan artık usandık, hatta gazeteci arkadaşlar da şunu söylüyor yani imzalamayacaksa da imzalamazsın yani bir oyuncu için bu kadar çaba sarf etmeye ya da bu kadar vakit geçirmeye çok da hani gerek yok. Orada sonuçta bir menajer şey olabilir mi? Menajerin şunu yok, söylüyorlar Nurgül. Netleştirdik, biz olayı netleştirdik. Şöyle yani çok hani birinci ağızdan diyebileceğimiz isimlerle de görüştük hafta sonu
Trabzon'da bir takım bu anlamda konuşmalar yaptık. Şu söylenen, ben daha önce de tahmin ettiğim gibi işte menajerlik ücretinin tabii ki bu da bir etken ama asıl sebep bilmiyorum yani başka bir yerlerden teklif almış olabileceği yönde ihtimaller de var. Çünkü daha önce anlaşıldığı Antep maçı öncesinde, yani bizim edindiğimiz en net bilgi, Antep maçı öncesinde tamamen her konuda anlaşıldığı, hakemenin de olur verdiği, menajerinin zaten o süreçte Beşiktaş maçında maçın olduğu dönem Trabzon'daydı bir yaklaşık bir hafta ve biz de kendisiyle yazıştığımızda şunu söylemişti, kulüp açıklamayı yapacak demişti bize ama o açıklama gelmedi işte Beşiktaş maçı. Bana da cepten belki mesaj attı o menajer, ben bir haber yapmıştım çünkü bana gelen bilgi de %10'luk bir şeyin %20 istemesinden kaynaklanan, evet, de, yani öyle bir sıkıntı var, menajerlik ücretinde bir sıkıntı var tahmin ediyorum. Evet, o dönem öyleydi ama şöyle, Antep maçına giderken hakemeye anlaşma sağlandığı için her konuda imzalayalım artık gitmeden dendi. O da ben Antep maçına konsantreyim, dönüşte imzalarız dediği. Ancak Antep maçından sonra bu kez yıllık alacağı imza parasını peşin istediği yönünde bir bilgi geldiğimizde, şöyle 600 bin euro imza parası her sezon başı anlaştığı işte 2+1 bire göre her sezon alacağı 600 bin euroyu her sezon başı peşin, yani 600 bin euronun tamamını peşin olarak istediği. Yani ancak o da ne yapıyor? 1,5 milyon euro mu yapıyor? 2,5 yıllık olsa 1,5 evet, milyon euro evet, mu? Evet, evet. Ya 1,800 falan yapıyor. Hmm. Her sezon başı bu parayı peşin olarak istediği. Bizim kulübün de buna sıcak bakmadığı, hatta taksitlendirme yapmak istediğini öğrendik ve buna yanaşmadığı için de orada yine bir tıkanma oldu. Ama tabii bu şöyle yorumlandı. Mahkeme bana göre, yani bize göre kafası karıştı. Birisi kafasını karıştırmış olabilir. Çünkü Antep'e giderken dönüşte sözleşmeyi imzalayalım dediği, ancak döndükten sonra da bu imza parasıyla alakalı konuyu öne sürdüğü söylendi. Ama tabii bu anlamda kulübün şu andaki tutumu da bu. Biliyorsunuz Trabzonspor bu sezon yaptığı transfer, iki sezondur daha doğrusu, daha çok transferleri ne kadar taksitlendirme yaparsa o kadar kulüp menfaatine oluyor. Bu imza parasında bu şekilde teklif etti oyuncuya. Ama daha öncesinde anlaşılmıştı. Belki denilen ben ona katılıyorum. Hani bir yerden kafası karıştırılmış ya da işte bir teklif gelmiş olabilir. Nereden gelmiş olabilir? Henüz kafasına sanıyorum oturtmadı şeklinde yoruma. Yıllık ücreti ne istiyor Nurgül? İstediği ücret hayır, belli mi? Hayır, imza parası sadece. İmzanın haricinde parası. Yani yıllık ücret belli mi? İstediği kafasında bir rakam var mı? Çünkü üçler falan konuşuluyor. Doğru mu rakamlar? Yani üçü bul, yani üçü de bulabilir ama tam üçü de bulmayabilir rakamlar. Onlarda bir netlik yok. Ama dediğim gibi önemli, yani çok önemli bir rakam değil. Bana göre de 600 bin euro. Çünkü 1 milyon eurolardan bahsediliyordu. İmza parası olarak 1 milyon euro istedi ve bu çok şehirde de tepki aldı. Yani bir futbolcunun imza parasının 1 milyon euro olması. Ama tabii bunun 600 bin euro olduğunu öğrendik. Oyuncunun da bunu peşin olarak istemesi sıkıntı yarattı. Şu andaki bekleme aşaması bu. Tabii sakatlığı da bu süreci nasıl etkileyecek bilemiyoruz. Çünkü bu hakemenin bundan sonraki belki Trabzonspor'la yapacağı, bu uzatacağı sözleşmeden sonra 2+1'den sonra çok iyi bir transfer daha yapmayacaktır. Yani oyuncunun son transferi. Olgun ve son transferi. Olgun dönemine rastlayan kariyerinin de belki son transferi olacak. Ama dediğim gibi sakatlık süreci de etkileyecek. Belki Trabzonspor'un elini biraz güçlendirecek. Bekliyoruz biz de. Yani şu anda gerçekten biraz yılan hikayesine dönmüş durumda. Bıktırdı da diyebiliriz yani. Hem camiayı hem taraftarı açıkçası. Vakemeden hani çok da bu tarz bir çıkış beklenmediğini de söyleyebilirim. Doğru. Nurgül, şimdi bir araya gideceğiz ama aradan sonra da soracağımı soruyu sana söyleyeyim. Şu tarz haberler var. İstersen o reklamdan sonra cevap verirsen sevinirim. Edin Visca'nın almış olduğu rakamdan dolayı ben o daha fazla almam tarzı bir konuşmalar yapıyormuş. Onu sana soracağım. Ama istersen kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşeye devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe tümümüze devam ediyor. Hattımızı da Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın var. Nurgül, İstanbul'da bu tarz çok fazla haberler çıktı. Sen tabii biraz daha olayın içindesin. İşte Edin Visca'nın almış olduğu rakamın daha üzerinde isterim falan tarzı konuşmalar yapmış diye konuşuluyor. Bakayım, tabii bunlar söylenti.
gerçeğini sen daha net biliyorsun. Var mı böyle bir olay? Ya aynı soruyu bize yine Trabzonlu bir gazeteci abimiz de sordu bana. Dün sanırım aramıştı beni İstanbul'dan. Ya bunu ben çok olabilir diye düşünmüyorum. Çünkü burada baktığın zaman biz şey konuşana kadar Uğurcan Çakır da çıkıp da biliyorsunuz şu anda kulüpte belki de en az ücret alan isimlerden bir tanesi Uğurcan Çakır. Yıllık maaş bazında diyorum bunu. Uğurcan Çakır bugüne kadar çıkıp da işte Vakeme ile ya da Vizca ile alakalı aldıkları parayı da konuşabilir ki Uğurcan şu an Türkiye'nin en değerli futbolcusu. Hı hı. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey olduğunu ihtimal vermiyorum. Hı hı. Dediğim gibi dün de sordular, aynı soruyla muhatap olduk. Tabii hı. Bunlar transferler gündeme geldiği zaman takım içindeki ekonomik anlamda hangi futbolcunun ne kadar aldığı mutlaka konuşulacak, bir yere bağlanacak. Yani bu işi bir şekilde bir şeyler söylenecek. İşte Vizca daha yüksek alıyor, Vakeme ondan dolayı mı imzalamıyor? Ama söylediğim gibi size çok net olarak söyleyebilirim. Vakeme'nin şu anda imzalamamasının sebebi az önce söylediğim gibi yeni bir teklif almış olabileceği ve bu yüzden de imzayı uzattığı, bunun içinde sözleşme parası ve imza parasını öne sürdü. Yani en net bilgi bu. Yani Vizca'nın ya da işte Uğurcan'ın ya da başka Abdülkadir'in aldığı paradan daha fazlası istiyorum gibi ifadelerin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlar çokça da yazılıyor, yazılacak da. Peki Sayın Başkan'ın bu tarz şeyleri hep çok tasvip etmediğini ve sert olduğunu biliyorum Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun. Yani bu konuda bence net bir tavır sergilecektir Başkan eğer böyle bir olay varsa. Ne dersin bu konuya ilgili? Yani kesinlikle, çünkü Ahmet Ağaoğlu kulüp içi dengeleri çok önem veriyor. Yani aslında bu kulüp içi dengeleri sağlarken de Abdullah Avcı'yla sürekli irtibat halindeler. Biliyorsunuz Abdullah Avcı geldikten sonra da bu anlamda çok titiz çalışma yürütüyorlar. Aslı Başkan ev sorulduğun ekonomik anlamda kulübün bana göre de lokomotifi şu anda. Yani orada herhangi bir haksızlık ya da futbolcular arasında oluşabilecek bir rekabete izin vereceklerini düşünmüyorum. Bu anlamda da Trabzonspor'da içerideki otoritenin çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii hafta sonu şöyle bir hafta sonu. Trabzon zaten evet. Yarın biliyorsun hani kulaklar Rize'de, gözler Adana'da evet, tarzı evet. Başlıklar var gazetelerde bugün baktığımız zaman. Eğer Fenerbahçe yarın yenilirse, Trabzon'da Adana'da kazanırsa şampiyon olacak. Evet. Ne dersin bununla ilgili? Evet, Trabzonspor şu anda geri sayıma geçti. Abdullah Avcı da işte bir maç öteliyorlar ama yani ben yine de Antalya maçını olacağını düşünüyorum. Antalya maçında Trabzonspor'un şampiyonluğu daha yakın olduğu için, çünkü giderek arada kapanıyor şu anda. O anlamda Antalya Spor maçının kilit maçı olacağını düşünüyorum ben. Nurgül, bir soru geldi. Diyor ki Nurgül abiye sorabilir misin? Abdullah abici maç kazandığı zaman çok güzel konuşuyor. Maç kaybettiği zaman kendini kaybediyor. Bunu Karagümrük maçında gördüm. Abdullah abici ile ilgili düşüncen ne senin? Beyaz martılar sormuş. Kaybediyor derken herhalde şey anlamda. Konuşma anlamında söylüyor tahmin ediyorum. O konuşma anlamında ben ona çok katılmıyorum. Abdullah abicinin basın toplantılarının içeride ve dışarıda tamamını takip ettiğim için şunu söyleyebilirim. Yani belki sahadaki görüntü olarak doğru söylüyor olabilirsiniz. Çünkü çok bazen agresifleşiyor. Oyuncularına inanılmaz tepkiler koyuyor. İşte takım golü bulamayınca özellikle maçın son anlarını saha kenarında izlemenizi de isterdim aslında. Bu anlamda evet çok agresifleşiyor ama basın toplantılarında ben bugüne kadar Abdullah Avcı'nın dağıldığını hiç görmedim. Gayet sakin de cevap veriyor ve hatta Göztepe maçında en son Trabzonspor'un şu ifadeyi kullanmıştı. Biz henüz galip gelmesine rağmen işte şehirde şampiyonluk dinlendirilmişti. Biz henüz bir şey başarmadık dedi. Ta ki Rize Spor maçı kaybedilene kadar, Rize Spor maçı kaybedildiği gün camiada oluşabilecek bir panik havasına engel olmak için ilk defa şampiyonluk ifadesini kullandı. Hı hı. Ve şunu söyledi: biz şampiyonluğu sadece bir hafta erteledik dedi. Yani ardından puan kaybetti, yine galibiyet alamadı Abdullah Avcı. Beraberliklerle geldi Beşiktaş maçı da dahil olmak üzere. O süreçte de aynı ifadeleri kullandı. İşte yeni bir hafta erteledik ve en son iki bayramı bir arada yapacağız dedi. Ben bunların camiadan gelebilecek ya da taraftarlardan gelebilecek tepkileri ya da işte paniği önlemek adına kullandığı ifadeler olarak düşünüyorum. Çünkü bir maçla bir maç arasında bir anda ifade değişikliğinin açıklaması sadece bu olur. Yani bir hafta önce hiçbir şey yapmadık diyen Abdullah Avcı bir hafta sonraki mağlubiyetten sonra
şampiyonluğu bir haftalık erteledik demesi bunu gösteriyor. Dediğim gibi ben sahada evet agresifleşiyor, değişiyor bu halet ki bu da normal. Çünkü şampiyonluğa gidiyorsunuz, puan farkı tabii o arada rakip takımlar da kazanıyor. Bu normal ama basın toplantılarında, deplasmanlarda dahil ben çünkü çok iyi biliyorum, kendim takip ediyorum, deplasmanlara gidiyorum. Hiçbir zaman Abdullah Avcı'nın dağıldığını ya da kötü konuştuğunu görmedim. Sadece daha sakin ve camiaya hakim olmaya çalışıyor. Son sorum da kadrodan olsun istersen. Var mı oynayamayacak durumda olan Adana yani, Demirspor maçında şu anda? Adana Demirspor şu anda görünen hakeminin sakatlığı var biliyorsunuz. Onun dışında dün antrenmanı yapıldı. Orada herhangi bir sakatlık olmadığı için şu anda onun dışında zaten formseli biliyorsunuz. O da sanıyorum sezonu kapattı gibi. Onun dışında bir sakat oyuncu yok şu anda peki, görünen hakeminin dışında. Evet, attığımızda futbol aranından Nurgül Günaydın vardı. Nurgül günaydın, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Evet, tabii ben biraz daha toparlamak istiyorum. Özellikle bu Vakayeme konusuyla ilgili gelen bilgileri paylaşmandan da söylemek istiyorum. Ben burada hatta Ajans Spor'da bir haberi yaptım. Fenerbahçe'ye teklif edildiği yönünde bir haber yaptım. Ve hakikaten yurt dışından da çok ciddi teklifler var. Özellikle Arap ülkelerinden Vakayeme'ye teklifler var. O yüzden eli biraz daha güçlendi Vakayeme'nin. Yani performansı ve tekliflerin gelmesi nedeniyle eli güçlendi. Bu sefer de ne yapmaya başladı? İşte rakamı ne kadar çok arttırabilirsem o kadar kazanma düşüncesi içerisinde Vakayeme. İşte demin de söylemiş olduğu gibi Nurgül Günaydın'ın, futbol aranından Nurgül Günaydın'ın söylemiş olduğu gibi daha önce 3 yıllık sözleşme imzalayacaktı. Hatta bana menajer dedi ki hiçbir sıkıntı yok. Bu hafta, yani bir 15 gün önce konuştum ben menajer. Bu hafta kulüp açıklama yapacak. 3 yıllık sözleşme imza attı. Sıkıntı yok diye açıklama yapmıştı bana. Fakat hala ortada bir sözleşme yok. Demin Nurgül'ün de söylemiş olduğu gibi İşte her sene için 600 600 600, yani toplamda 1.8 milyon euro sadece imza parası alacaktı. Artı yaklaşık 2-2,5 milyon euro civarında da bir rakama anlaşmışlardı. Tabii şimdi rakam tamamen değişti farklı takımlar girince. İşte bir anda istediği ücret yıllık 3 milyon euroları buldu. Öte yandan tabii imza parasıyla ilgili kulüplerinde çok fazla işte biz bu paraları peşin veririz tarzı açıklamalar üzerine Vakayeme'nin eli tamamen güçlendi. Ve bundan dolayı da hala bir sıkıntı gözüküyor. Ama tabii ki demin Nurgül'ün de söylemiş olduğu gibi, Nurgül Günaydın da söylemiş olduğu gibi Sayın Başkan Ahmet Ağo'nun bu tarz olaylara çok sıcak bakmadığı ve sert bir tavır sergilediği ortada. Tabii ilerleyen dönemlerde ne olur ne biter göreceğiz. Tabii bir de Charlotte'la ilgili çok fazla haberler çıkmaya başladı. Charlotte Fener'e geliyor, işte Charlotte Beşiktaş'a geliyor, Charlotte oraya gidiyor falan diye. Ben daha önce Trabzon cephesinden hem yönetici bazında hem de sevgili Nurgül Günaydın başta olmak üzere Trabzonlu gazeteci arkadaşlarla da konuşmalar yaptım. Onunla da ilgili şunu söyleyeyim, yani tekrar aynı şeyleri söyleyeceğiz ama Charlotte'un Türkiye'ye geldiği zaman sözleşmesindeki madde gereği oynayacağı ilk kulüp Trabzonspor. Onu belirtelim. Eğer Trabzonspor diyelim ki Türkiye'den teklifler var. İşte Fenerbahçe teklif etti, Beşiktaş teklif etti. Gel bize oyna dedi. Kulübe diyor ki iki kulüpten teklif var. Rakamlar bunlar. Siz düşünceniz ne diye Trabzonspor kulübüne sormak zorunda. Eğer Trabzonspor kulübü evet ben bu şartlarda kiralayacağım veya bu şartlarda satın alacağım, tekrar geri getireceğim, satın alacağım derse öncelik hakkı Trabzonspor kulübüne ait. Ama yok, Trabzonspor kulübü başkanı Sayın Ahmet Oğlu veya yöneticiler, biz Charlotte'u şu anda kadromuzda düşünmüyoruz, öncelik hakkımızı da kullanmak istemiyoruz, diğer kulüplerin tekliflerini değerlendirebilirsiniz dediği takdirde o zaman otomatikman Charlotte transferi tamamen işte buradan Türkiye'den teklifte bulunmuş olan işte Beşiktaş çok fazla konuşuluyor. Hatta bununla ilgili Sayın Ceyhun Kazancı'nın da açıklamaları var. Öte yandan baktığımız zaman da Fenerbahçe cephesinden de Charlotte'la ilgili bazı tekliflerin yapıldığı, camia içerisinde bazı menajerlerin teklif ettiği yönünde bilgiler de var. Yani burada öncelik hakkı Trabzon devrettikten sonra hangi takımın vermiş olduğu işte kiralama veya satın alma miktarlarına bağlı kalacak. Onu da belirtelim. Şimdi Ozan, biraz Fener'e geçeceğiz. Hazır Charlotte Fenerbahçe konuşmuşken de Fenerbahçe ile ilgili bir iki bir şey paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz
Dün Sayın Tanju Şoğan'ın açıklamaları vardı. Tanju Şoğan'ın açıklamaları üzerine ben Vefa Küçük'le konuşmuştum. Orada bu arada açıklamalar yaptım. Olayın bütün detaylarını zaten ajanspor.com sitesine yazmıştım. Ama Ozan Tufan'la ilgili ve Mesut'la ilgili de biliyorsunuz ne olacak, ne bitecek tarzı çok fazla sorular geliyor. Şimdi biliyorsunuz hoca ile yaşanan sıkıntılardan dolayı hem Ozan Tufan hem de Mesut Özil kadro dışı bırakıldılar. İşte bir maç sırasında maçtan çıkarıldı. Sen beni nasıl çıkarırsın falan filan. Sen işte forma adaletin yok. İşte kramponları yere vurmalar falanlar filanlar. Dan sonra bu yaşandı ve daha sonra İsmail Kartal'ın vermiş olduğu rapor doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi de bu iki futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Bu iki futbolcu Samandıra testlerinde, Samandıra Can Bartu testlerinde antrenmana çıkıyorlar. Takımın antrenman yaptığı saatlerin haricindeki boş saatlerde antrenman yapıyorlar. Mesut'un affedileceği, Ozan affedilmeyeceği ve eksini onu hemen açıklayayım isterseniz. Ozan ve Mesut'la ilgili Sayın İsmail Kartal'ın şu anda afflarını düşünmüyor. Takımın ahenginin bozulmasından korkuyor. Şu an iyi bir çıkış yakaladık. Bu ahengin bozulmasını istemiyorum. Tekrar bu arkadaşların buraya gelip takım içerisinde sıkıntı olmalarını istemediğimden dolayı şu an Ozan Tufan başta olmak üzere, Mesut Özil başta olmak üzere kesinlikle ve kesinlikle ikincilik mücadelesi verildiği ortamda hatta tabii ki çok düşük de olsa bir şampiyonluk ihtimali var. Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonu ihtimali çok yüksek. Rakip puanlarını kaybederse, Fenerbahçe'de kazanırsa kalan haftalarda bu puan farkı kapanır ve Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ama böyle bir ortamda, bu yarış içerisinde Sayın İsmail Kartal kesinlikle yönetime vermiş olduğu rapor doğrultusunda bu iki futbolcunun affedilmesini istemediğini belirtti. Ozan Tufan'la ilgili zaten biliyorsunuz daha önce iki kez Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra da Watford'a gitti biliyorsunuz. Satın alma opsiyonu 7,5 milyon euro gibi. Eğer Watford kümede kalırsa 7,5 milyon euro ödeyecekti. Orada alacaktı ama maalesef Watford'un şu anda kümede kalma ihtimali hiç yok. Büyük ihtimalle Ozan tekrar Türkiye'ye dönecek. Ozan'ın da Beşiktaş'ta bazı görüşmeler yaptığını biliyoruz. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü Sayın Başkanı Ali Koç'un da futbolcunun menajerle yapmış olduğu görüşmelerde şu rakamı getir, 4,5 milyon euro gibi bir rakam var, bonservis bedeli olan 4,5 milyon euroya getirirsen istediğin kulübe gidebilirsin tarzı açıklamaları var. Şimdi dönelim Mesut Özil hikayesine. Mesut Özil'in yıllık kazancı 7,5 milyon euro. Bunun 3 milyon euro kısmını Fenerbahçe Spor Kulübü ödüyor. Kalan 4,5 milyon euroluk kısımda sponsorlar, yani Sayın Acun Ucalı başta olmak üzere çeşitli firmalar bu parayı ödüyorlar. Yıllık 7,5 milyon euro. Fenerbahçe'de bu anlamda bu yükten de biraz kurtulmayı düşünüyor önümüzdeki sene itibariyle. Sezon sonu oturulacak, Mesut'la konuşulacak. Gelecek olan teknik direktör, Mesut Başkan oturacaklar. Eğer kafalarda bir uyuşma olmadı takdirde Mesut Özil'le ilgili de hem finansal anlamda kulübe biraz daha maddi kaynakların kalması adına maaş bütçesi anlamında hem de biraz bonservis kazanma anlamında Mesut'un gidişine izin verilebilir. Ama Mesut'un menajeri sık sık açıklamalar yaparak Türkiye'de çok mutlu olduğunu, Fenerbahçe çocukluk takımı aşık olan Fenerbahçe'de oynamak istediğini, daha 2 yıllık kontratı olduğunu ve Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğünü, affedilmesi yönünde konuşmaların yapıldığı tarzı açıklamalar yapıyor. Ama şunu söyleyeyim, Mesut'la ilgili yani önümüzdeki yıllardaki plan program içerisinde pek Mesut'un yeri yok gibi gözüküyor. Onu da belirtelim. Büyük ihtimalle Mesut'un Amerika'ya gideceği konuşuluyor. MLS liginde oynayacağı konuşuluyor. Bazı Endonezya'dan, bazı Katar'dan da teklifler olduğu konuşuluyor. Ama tercihinin tamamen Amerika üzerine olduğunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bu iki futbolcunun şu anda kesinlikle affedilmesi mümkün değil. Özellikle Ozan Tufan üzerinden de ve Mesut Özil üzerinden de hem sosyal medyada hem de gazetelerde pazartesi görüşülüyor, çarşamba görüşecek, bugün af çıkacak, yok bu maç sonrası çıkacak tarzı haberler var. O haberlerin biraz da önüne geçme anlamında, size de bilgilendirme anlamında bunları söylemek istedim. Kesinlikle takımın ahenginin bozulmaması, takımın bir ivme yakaladığını, takımın bir çıkış içerisinde olduğunu, takımın iyi bir performans sergilediğini ve bu yüzden de dışarıdan gelecek etkenlerden kurtulması anlamında İsmail Kartal'ın bu iki futbolcunun şu an affedilmesine sıcak bakmadığını belirtmek istiyorum. Evet, saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet,
Ve saatlerimiz 11.32'yi gösteriyor. Ters Köşe Timuzi'yle devam ediyor. Şu anda hattımızda takvim gazetesi spor yazarı Onur Özkan var. Onur, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Alo. Alo. Ha, günaydın Onur. Yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk abi. Nasılsın? Yayınlar sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun diyelim tekrar sana. Uzunca bir süredir sesini de duyamadık. İyi ama değil mi şu an sağlığın yerinde? Bir sıkıntı İyiyiz yok. İyiyiz abi. Sıkıntı yok. Çok şükür. Eyvallah abi. Şimdi Onur, aslında bir yandan Sayın Saffet Sancak'tan başlayıp daha sonra Galatasaray'a geçeceğim. Çünkü sen Galatasaray'da biraz daha uzmansın. Ne olacak, ne bitecek anlamında. Hakikaten Galatasaray'da çok karman çorman bir noktaya geldi kulüp. Fazlasıyla. Aslında şeyi sormak istiyorum. Yeni spor yasası işte hazırlandı, çıkmak üzere. Kulüp başkanları özellikle bu yasanın pek çıkmasını istemiyorlar. Hatta Saffet Başkanı Sayın Saffet Sancaklı'nın da bu tarz açıklamaları var. İşte çıkarsa kimse yönetici bulamazsınız falan filan tarz açıklamaları vardı biliyorsun kulüp başkanlarının. Yeni spor yasasıyla ilgili neler söylersin? Hakikaten başkanları, futbolcuları, menajerleri, kulüpleri bağlayan çok önemli yasalar, maddeler var. Oradan başlayalım, Galatasaray'a dönelim. Neler söylersin? Yani aslında biraz geç kalmış, uzun süredir çıkması gereken son derece doğru bir yasa. Son derece doğru bir adım. Yani kulüplerin ekonomik disiplinlerini sağlama açısından önemli bir gelişme olacak bence. Bu tabii ki Sayın Sancaklı'nın dediği gibi doğal olarak başkanlar, yöneticiler bu duruma karşı çıkıyor. Çünkü biliyorsun abi, bugüne kadar başkanlar kulüpleri, yöneticiler kulüpleri yönetiyor. Ardından bir sürü borç yığını bırakıp ellerini kollarını sallayarak ayrılıyorlardı. Bu yöneticiler aynı zamanda başkanlar, şirket sahibi biliyorsun, patron çoğu. Evet. Şirket yönetiyor. Yani kendi şirketlerinde bir kuruş harcamaya bile özen gösterirken yönetikleri kulüplerde har vurup harman savurdular yıllarca. Dolayısıyla artık yasa çıktıktan sonra görev yaptıkları dönemden sorumlu olacakları için eski düzen, eski sistem artık olmayacak. Dediğin gibi bu futbolcuları, menajerleri, aracıları, yani kim ne varsa herkesi etkileyecek. Yönetici bulmak zor olur mu, başkan bulmak zor olur mu? Tabii ki zor olacak bence bu saatten sonra. Çünkü bu tarzda bir düzene başkanlar, yöneticiler girmek ister mi? Sorumluluğun altına girerler mi? Soru işareti. Asıl bundan sonra zor görev başlayacak yöneticiler açısından, başkanlar açısından. Ben dediğim gibi son derece doğru ve sağlıklı buluyorum bu yasayı. Kulüplerin ekonomik tablolarını düzeltmeleri açısından önemli bir fırsat bu. Umarım başkanlar, yöneticiler en doğru şekilde bu saatten sonra kulüpte yönetirler. Harcadıkları 1 liralım bile artık hesabını vermek durumunda kalacaklar. Çünkü son olarak 21 milyar TL dedi ya, şey dedi, Saffet Sancak dedi ki 4 kulübün borcu 17 aynen, milyardan 21 milyar TL dedi. Ben biraz tüylerim diken diken oldu hakikaten, inanır gibi değil. Abi zaten şu anda baktığımız zaman Süper Lig'i en doğru yönetilen kulüpler şahıs kulüpleri aslında. Evet. Yani şirketleşmiş olan. Sivasspor, Malatya. Malatya'da aynen, bakma burada, sen. Ama Adana Demirspor. Adana Demirspor aynı şekilde. Aynen, bunlar burada şimdi aslında bugünkü şu an yetişecek olan yasa gibi başkanlar kendi şirketleri olduğu için her türlü harcamadan kendilerini sorumlu tutuyorlar ve son derece iyi yönetiyorlar kulüplerini, gördüğün gibi. Ekonomik anlamda en iyi kulüpler bu kulüpler. Yani geçtiğimiz günlerde Başkan Burak Elmas bir tablo çıkardı menajerlere ödenen paralarla alakalı. Yani mutlum tutuldu, yani yanılmaz rakamlar ödenmiş futbolcuların menajerlerine. Umarım önümüzdeki dönemde aynı tabloları yaşamayız yeni yasayla beraber. Özellikle 4 büyük kulübün artık ekonomik tablosu da rayına oturur diye düşünüyorum. Bugün Sabah gazetesinde Murat Özbostan'ın bir röportajı vardı. Okan Buruk'la yapmış oldu. Ben o testi 11 yaşına girdim ve 18 sene oynadım demiş. Okan Hoca geliyor galiba, değil mi? Ne diyorsun? Çünkü Okan Hoca'nın uzun bir aradan sonra suskunluğunu bozması, röportaj vermesi sanki geleceğini işareti gibi gözüküyor. Oradan başlayalım. Okan Buruk'la ilgili neler söylersin? Benim bildiğim kadarıyla Okan Buruk, Metin Öztürk'ün hedeflediği bir isim. Başkan adayları içinde. Yani Metin Öztürk eğer başkanlık koltuğuna oturursa, yani ilk görüşeceği isim Okan Buruk olacak. Eşref Hamamcıoğlu'nun ise kafasında yabancı bir teknik adam olduğunu biliyorum. Hatta bu ismin Farke olduğu söyleniyor, Alman hoca. Rusyan Farke'nin. Yani Farke'nin olduğu söyleniyor. Ama Metin Öztürk'ün ciddi şekilde Okan Buruk'u takımın başında görmek istediği konuşuluyor. Yani dolayısıyla eğer Metin Öztürk başkan seçilirse, ki az sonra seçim sürecini konuşacağız zaten. Okan Buruk'un yuvaya dönmesi söz konusu olabilir. Biliyorsun abi, bir buçuk yıldır takım çalıştırmıyor Okan Buruk. Ancak tabii ki Türk futbolunun en önemli genç teknik adamlarından bir tanesi. Galatasaray'ın bir evladı. Geçmiş yıllarda bazı sıkıntılar olsa da Galatasaray kulübüyle arasında, artık çok geride kaldı bunlar.
Taraftarın da sıcak baktığı bir isim sosyal medya takip ettiğim kadarıyla. Taraftar da Okan Buruk'u takım başında görmek istiyor. Hı hı. O yüzden de Metin Öztürk eğer göreve gelirse büyük ihtimalle Okan Buruk da yuvaya dönecekmiş gibi duruyor. Dönelim şimdi asıl konuya. Neler olacak Galatasaray'a? Çünkü hakikaten karman çorman o. Devam mahkeme kararları çıkıyor. Neler söylersin? Abi yani kısa bir özet geçmek gerekirse yani herkesin bildiği bir ibrasızlık yaşandı. Ardından seçim süreci işletildi. Başkan Burak Arınmaz seçim kararı aldı ama ardından işte herkesin bildiği 10. Asliye Mahkemesi'nden bir tedbir kararı çıktı. Bu tedbir kararı o mahalli genel kurulda alınan kararlara yönelik bir tedbir kararı. Dolayısıyla oradaki ibrasızlık üzerine tedbir geldiği için seçim kararı da ortadan kalkmış oldu otomatik olarak. Kader günü yarın aslında. Yarın bu Galatasaray Kulübü bu ibrasızlık kararının üzerine konan tedbire bir itirazda bulundu. Hı hı. Yarın bu karara bağlanacak. Yani mahkeme diyecek ki ya tedbir kararını kaldırıyorum ben diyecek. O zaman ne olacak? Seçim takvimi yeniden işlemeye başlayacak. Ya da tedbir kararını kaldırmayacak. Ve seçim en azından şimdilik ortadan kalkmış olacak. Ancak şöyle bir durum var. Yani hukukçulara danıştık. Ne bekliyorsunuz acaba diye. Hukukçuların büyük bir kısmı bu tedbir kararının kalkmayacağı görüşünde. Hmm. Peki o zaman ne olacak? Ne olacak? Peki o zaman ne olacak? Bizim aldığımız bilgiler şu yönde abi. Başkan şimdi şöyle bir durum var. Eğer tedbir kararı kalkarsa ve ibrasızlık geçerli olursa biliyorsun Başkan Burak Elmas seçime giremiyor. Giremiyor doğru. Ancak tedbir kararı kalkmazsa. Ortadan kalkmazsa ve dolayısıyla ibrasızlık ortadan kalkarsa bu sefer Başkan Burak Elmas'ın seçime girme durumu var. Peki girecek mi sence? Şu anda böyle bir hazırlığı var çok ciddi şekilde. Tabii ki akıllara şu geliyor yani genel kurulun ibra etmediği bir başkan seçimi nasıl kazanabilir? İşte o noktada Başkan Burak Elmas'ın hedefi çok güçlü bir yönetim kurmak. Hatta Ali Dürüst'le görüştüğü ve Ali Dürüst'le büyük oranda anlaşma sağladı, ikna ettiği yönetime girmesi yönünde. Hatta Ali Dürüst'ün dışında yine böyle camianın çok büyük saygı duyduğu, camiada söz sahibi olan tecrübeli isimlerle de görüştüğü, onları da yönetime almak istediği tarzında bazı duyumlar var abi. Yani eğer Başkan Burak Elmas çok güçlü bir yönetim kurarsa o hedeflediği Ali Dürüst başta olmak üzere bu sefer genel kurulun görüşünün düşüncesinin farklılaşabileceği konuşuluyor Galatasaray kulislerinde. Hatta böyle bir güçlü yönetimin karşısına Metin Öztürk ve Eşref Amancıoğlu'nun rakip olarak çıkmak isteyemeyebileceği, yarıştan çekilebileceği de iddialar arasında. Tabii ki akıllara şu geliyor doğal olarak şeytan avukatlığını yapalım biraz istersen. Yapalım, yani yapalım. Acaba Başkan Burak Elmas perde arkasından acaba bu süreci kendi mi hazırladı veya bu sürece destek mi çıktı? Yani sonuçta dediğim gibi bu tedbir kararı olmasa hiç ortada Başkan Burak Elmas seçime giremeyecekti. Hı hı. Acaba bu tedbir kararının oluşmasında perde arkasında pay sahibi mi? Dışarıdan baktığımız zaman sanki tedbir kararının karşısında seçimin olması için söylediği, hı hı. olması için bir çaba gösterdiği gözüküyor ama acaba perde arkasından da bu tedbir kararının oluşmasında bir pay sahibi oldu mu? Çünkü baktığımız zaman eğer bu senaryo gerçekleşirse bu tüm süreç kendisinin işine yaramış olacak. Peki diyelim ki olmadı. Bu sefer istifa olayı olursa ne olacak peki? İstifa olursa seçime giremeyecek. İstifa da seçime girebiliyor mu tekrar? Giremeyecek. Yok giremiyor. Zaten abi şu şekilde olacak. Büyük ihtimalle eğer tedbir kararı kalkarsa ve takvim işlerse zaten seçime giremiyor. Ama dediğim gibi tedbir kararı ortadan kalkmazsa. İbrasızlık durumu ortadan kalkarsa bu sefer başkan istifa edecek ve seçim sürecini öyle başlatacak zaten. Yani istifa etmeden zaten seçim süreci başlayamıyor, hı hı. bu durumda başkanın. Dolayısıyla bir şekilde Galatasaray seçim olacak. Onu söyleyelim. Aslında senin dediğin çok doğru biliyor musun? Neden öyle diyorum? Başkan çünkü her şeye elinden geldiğince Onur baktığın zaman olumlu yaklaşıyor. Yani bir yandan da bir hazırlık yaptığı belli. Belli yani bir yandan da bir hazırlık yaptığı belli. Peki Ali Dürüst başta olmak üzere böyle ağır isimlerle girerse sence kazanma şansı olur mu? Çok tepki aldı çünkü başkan. Abi yani Galatasaray genel kurulları biliyorsun biraz farklı. Yani orada listeler de en az başkan adayları kadar önemli listedeki isimler. Orada biliyorsun kişisel ilişkiler, ikili ilişkiler devreye giriyor. Galatasaray genel kurulu Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi değil. Yani 2000-3000 kişinin oy verdiği genel kurullar. Hı hı. Dolayısıyla çok daha hassas dengeler var.
Yani konuşulan şey eğer Başkan Burak Elmas son derece güçlü, iddialı, yani genel kurulun hayır diyemeyeceği isimlerle seçime girerse kazanma şansı yüksek olur. Konuşulan bu. Tabii ki bu son anda bir senaryo durumunda. Yani yarınki sonuca göre bunları daha rahat değerlendirebiliriz ama şu anda başkanın ciddi bir hazırlık yaptığını söyleyebiliriz. Hatta şunu da belirtelim. Dün mesela Luis Campos'ta Sensibile ile bir toplantı yaptı başkan. Yeni sezonun transfer planlaması ile alakalı. Yani doğru. Sanki devam edecekmiş gibi şu anda zaten başkan çalışmalarını yürütüyor. Baktığımız zaman konuşmalarında hep diyor ki bu son konuşmam, veda ediyorum, gidiyorum diyor ama sanki perde arkasından da farklı şeyler dönüyormuş gibi geliyor bana. Yani Galatasaray Kulübü'nde sen de dediğin gibi abi çok karışık bir süreç yaşıyoruz gerçekten de. İnanılmaz bir süreç bu. Yarınki mahkeme kararından sonra 11'de diyorlar değil mi? Yarın 11'miş galiba mahkeme kararı 11'de çıkacak aynen diyorlar. Aynen abi. Yani hukukçuların ağırlığının söylediği tedbir kararının devam edeceği yönünde bu da Başkan Burak Elmas'ın ekmeğine yağ sürecek bence ve o kafasındaki senaryoyu hayata geçirebilecek diye düşünüyorum. Bekleyip görmek lazım yarın abi. O zaman arka arkaya yapılan bu itirazların arkasında demek ki Burak Elmas olabilir mi? Abi şimdi dediğim gibi Galatasaray Kulübü bir itirazda yani abi şimdi Galatasaray Kulübü itirazda bulundu. Tedbir kararına kalkması yönelik ama bence bu şeklen bir itiraz. Yani bir perde arkasında bir farklı isimler üzerinden işler yapılıyor olabilir yani. Yani şimdi bu tedbir kararının konmasına neden olan üyenin biliyorsun başkanda fotoğrafları da çıktı sosyal medyada. Doğru, doğru. Yani çok karışık işler gerçekten de. Çok ilginç ya. Bazı şeyleri dile de getiremiyoruz. Tahmin ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada en çok zararı takım görüyor. Onu da söyleyelim. Yani şimdi bu sürecin uzaması yeni dönem plan programını da etkileyecek. Peki diyelim ki başkan girdi, kazandı. Torrent devam edecek mi? Çünkü torrent devam ederken de mesela ne dedin? Etmez mi dedin? Eder mi dedin? Etmez abi. Etmez abi. Burak Elmas'ta da. Aynen abi Burak Elmas etmez. Öyle yani mi? O da memnun değil şu anda Toronto'da abi. Yani B plan hazır mı Burak Başkan'ın? Evet. Sayın Burak Elmas'ın B plan hazır mı isim anlamında? Ya isim anlamında bir hazırlık şu anda mutlaka vardır ama benim aldığım bu Leonardo Jardim'in ismi. Luis Campos'un ciddi şekilde telaffuz ettiği bir isim abi. Yani yapılan görüşmelerde Luis Campos zaten Torrent'e geldiğinden beri karşıydı. Yani onun görüşü şuydu. Torrent evet çok iyi bir ikinci adam olabilir ama Galatasaray gibi bir kulübün birinci adamı olamaz şeklinde görüşleri vardı zaten. Hı hı. Onun masaya getirdiği, önerdiği isim Leonardo Jardim. Zaten kendisiyle Monaco'da beraber çalıştı. Campos, Monaco'nun sportif direktörüyken Jardim de teknik direktördü ve önemli başarıları imza attılar birlikte. Yani, Campos'un önerdiği isim, masaya getirdiği isim Jardim. Yani şimdi başkanın Torrent'i ilk getirdiği günkü beklentileriyle şu anda takımın geldiği nokta bence örtüşmüyor. Başkan da bunun farkında ve burada rahatsız. Yani Torrent yeni sezona başlarsa o hedeflenen şampiyonluğun gelmeyeceğini düşünüyor bence başkan ve çok büyük bir ihtimalle Torrent'e devam etmez abi başkan eğer görevinde kalırsa. Peki Torrent'in şu andaki ruh hali nasıl bir yanda? Çünkü başkan adayları farklı isimler açıklıyorlar her gün, o da bir isim okuyor zaten, yani onun yerine gelecek olan isimleri okuyor. Abi süreç bence çok yanlış işliyor Torrent için. Yani bence bir saygısızlık var Torrent'e karşı burada. Başkan adaylarının açıklamaları çok talihsiz Torrent'le alakalı. Yani şunu zannediyorlar sanırım başkan adayları. Yani Torrent Burak Elmas'ın sözleşmeli teknik direktörü değil. Galatasaray Kulübü'nün teknik direktörü. Doğru, yani doğru. Başkan giderse Torrent kalacak burada. Sözleşmesi devam ediyor şu anda. Yani dolayısıyla Torrent de doğal olarak gireceğini bildiği için kendisini düşünüyor. Kendisini ön plana tutuyor. Yani aslında yapılan eleştiriler var ya, Torrent niye gençler oynatmıyor? İşte neden yeni Malatya maçının kadrosunda 19 takımından bir tane bile oyuncu yoktu? Neden yoktu? Çünkü Torrent'in şu anda tek hedefi kalan maçların hepsini kazanabilmek ve en yüksek puan ortalamasıyla Galatasaray'dan ayrılabilmek. O hedefliyor şu anda. Neden Galatasaray düşünsün ki? Galatasaray'ın geleceğini hedeflesin ki? Biliyor ki yerden ayrılacak sezon sonunda. O da bunun bilincinde. Yani dolayısıyla süreç hem Galatasaray'a zarar veriyor, maddi manevi anlamda takıma zarar veriyor, camiaya zarar veriyor. Umarım bir an önce bu süreç bir şekilde sonuçlanır. Galatasaray kulübü artık önüne bakar. Çünkü önümüzdeki sezon çok sıkıntılı bir sezon olacak Galatasaray açısından. Çok sıkıntılı bir kadro var Galatasaray'ın elinde. Bu kadronun yeniden tamir edilmesi, hatta belki yıkılıp baştan inşa edilmesi gerekecek. O yüzden de bir haftalık, 10 günlük bile zaman kaybı Galatasaray açısından sıkıntı yaratacak. Dediğim gibi bu süreç tamamen Galatasaray'ın aleyhine işliyor ve Galatasaray'a zarar veriyor.
Kerem'le ilgili, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir şeyler söyler misin? Nedir durumu? Transferiyle ilgili, durumu ile ilgili neler söylersin? En son abi, bir de maçta hocada sıkıntı yaşadı biliyorsun. Aynen abi. Kerem'in transferinden ziyade ben yani o Torrent'te yaşadığı diyalog beni çok rahatsız etti. Aslında Kerem'i uzun süredir gözlemliyorum. Yani saha içindeki bazı jest ve mimikleri beni fazlasıyla rahatsız etti. Yani rakiplere karşı, işte son olarak Torrent'e karşı, takım arkadaşlarına karşı. Tabii onu da anlayabiliyorum. Yani ben 40 yaşındayım abi, sen benden daha tecrübelisin. Yani Kerem gibi kısa sürede böylesine büyük bir yükseliş yaşayan bir futbolcu ben hatırlamıyorum. Yani üçüncülükten gelip bir sene içinde Türk futbolunun en gözde oyuncularından birine dönüşmek gerçekten de yönetilmesi zor bir süreç. Hı hı. Yani Kerem'in de psikolojik anlamda sıkıntılar yaşayabileceğini kabul ediyorum. Yani girdiği ortamlar, bindiği araba, çevresindeki insanlar, kazandığı ücret, yani inanılmaz öyle değişmiş durumda Kerem'in. O da bunu yönetmekte zorlanmış olabilir. Hı hı. O yüzden de ben son dönemde o CS mimiklerinde bir sıkıntılar seziyorum. Böyle bir kendini beğenmişlik mi olabilir? Yani o dediğim gibi psikoloji yönetemiyor olabilir. Daha önce de takım arkadaşlarıyla sorunlar yaşadı. Marka'yla kavgası oldu. O kavga öncesinde Marka'ya karşı hareketleri de bence son derece sıkıntılıydı. Yani dolayısıyla Kerem'de öyle bir problem var. Artık burada bir mentor mu olabilir, bir yaşam koçu mu olabilir Kerem'in kariyerine bu şekilde yön verecek. Ama Kerem'de böyle bir sıkıntı var. Buna bir şekilde önlem alınması gerekiyor bence. Dediğim gibi Kerem'e de hak veriyorum. Yani basamakları birer birer değil, 5'er 10'ar çıktı Kerem bir sene içinde. Çok hızlı çıktı. Dolayısıyla onun da psikolojik ağırlığını yaşıyor olabilir Kerem. Ancak burada yönetimin mutlaka devreye girip Kerem'e yardımcı olması gerekiyor ve onun da bu sıkıntıları ortadan kaldırmak gerekiyor. Bence bu anlamda problem yaşıyor Kerem. Onur, çok teşekkürler. Teşekkür ederim abi. Yayınlar diliyorum. Çok kolay gelsin. Sağ ol. Evet, attığımızda Takvim Gazetesi'nin spor yazarı Onur Özkan vardı. Galatasaray'la ilgili çok önemli bilgiler paylaşacak. Yarın saat 11 çok önemli. Bu mahkeme kararı çok önemli. Ondan sonraki süreci zaten yarın tekrar değerlendiririz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Çok fazla mesajlar da vardı. Dinleyici katılım da çok fazlaydı. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.